Ya hakikati anlatacaklar ya da ölene dek daha benim yüzümü göremeyecek. Cumartesi günü Adana'ya gitti. Pazartesinden itibaren benim burada anlatacaklarımı can kulağıyla dinlesin. Yani. Herkesi şaşırtacak hangi isimle buluştu? Annesiyle ilgili hangi kararı aldı? Reşit'ten çok konuşulacak sözler. Şimdi Esra Erol'da. Benim babam Abdullah Keskin, 4 kardeşim. Babamı birlikte İstanbul'un önemli bir yerinde bir mal varlığı vardı. Orayı sattırıyorlar ve benim hakkımı da kaçırıyor. Ben hakkımı aramaya geldim. 2 trilyona yakın bir paraya satılmış. Lütfen benim hakkım neredeyse, hangilerindeyse yani çıkarsınlar, benim hakkımı bana getirsinler diyorum. Şimdi Esra Erol'da. Çocuğum benim her şeyim. Bursa'da bir AVM'de Anılcan Yıldız'la tanışıyorsun. Evet, hani iki buçuk ay sürdü. Hayatında benden başka 4 kişi daha olduğunu öğrendim. Ayrıldıktan sonra hamile olduğumu öğrendim. Kim doğruyu söylüyor? Aldıracağız dedi. Ben vazgeçmek istemiyorum çocuğumdan. Ben çocuğu bakmayacağım demiyorum. Sonuna kadar arkasındayım. Elinden gelir zaten hepsini yapacaklar. Bir şeyden karşısında falan yok yani. Anılcan gelecek mi? Anılcan Bey, buraya gelmeniz mümkün mü? Filiz'le canlı yayında büyük yüzleşme. Şimdi Esra Erol'da. Türkiye bu benzerliği konuşuyor. Babası olabilir miyim, annesi olabilir miyim iddiasıyla geldiler. Bu kadar benzerlik olur mu ya? Göz rengine varana kadar aynı. Milyonlar Reşit'in öz ailesini merak ediyor. Reşit'in ailesi biz olabiliriz diye buna çok inanarak gelmişler. Bu benzerlik çok şaşırtıcı. DNA testi de yapılacak. Duran amca Reşit'in öz babası mı? Şimdi Esra Erol'da. Nazmiye Hanım'ın 3 evladı Amerikalılara evlatlık verildi. Verilmesindeki yasal işlemleri yapan avukat Elif'e kumar. Kumar, evet. Aracılık eden kişi Mecbure Aslan mı? Onlar evlatlık vermiş, almış. Ben onu görmedim. Ben tercümanlık yaptım. Ben Elif'e kumar görmedim. Ben Elif'e kumar görmedim. Sen beni 3 defa avukatın yanına götürdün. Artık bir tane daha bir çocuk verdin. Aziz Allah şahidim olsun. Elif'e kumar tanımıyor. Elif'e kumar tanımıyor. Çocuk alıp satımı yapıyordun. Kim çocuk doğursa o çocuğu alıp götürüyordun. Aman kalana satıyordun. Avukat Elif'e kumak hakkındaki iddialar bitmiyor. Orada bir düzen oluşmuş. Çocuklarını oradaki asker ailelere veriyorlar. Bu çocuklar da incirlik üzerinden Amerika'ya gidiyorlar ve orada büyüyorlar. Büyük skandal, inanılmaz açıklama. Şimdi Esra Erol'da. Kan donduran iddialarıyla Türkiye'nin gündemini oturdu. İncelikte çok şeyler gördük. Çocuk alışverişleri, misyonlar. Adana'dan Amerika'ya evlatlık verilen çocukların en yakın tanıklarından Bahçıvan Lütfü Eker canlı yayında tüm gerçekleri açıklayacak. Her ay 2-3 tane çocuk evlatlık geliyordu. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Her şeyi anlatacağım. Şimdi Esra Erol'da. Ekranları başında bizlerle buluşan herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Avukatımız Fulya Kur'an bizimle beraber. Nasılsınız? Ben teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerime ben de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşama dokunmaya var mısınız diyorum. Vallahi duyamadım o arada. Bir şey, bir gürültü oldu. Ne en son...
Şimdi ben şuna inanıyorum. Yaptığımız yayınlarda mutlaka birinin ekran arkasındaki insanların birinin yaşamına dokunuyoruz. Çünkü insanlar buradan iyi örnekleri ya da kötü örnekleri aldığına inanıyorum. O yüzden yaşamlara dokunmaya var mısınız diyorum. Varız vallahi hep beraber. Sevgili seyirciler, hemen ilk konuğumu davet edeceğim. Yani benim hiç yayıncılık hayatımda işlemediğim konulardan biri olacak. Herkese de örnek olması açısından. Diğer tarafta da birçok ailenin içerisinde aynı konulardan sorunlar yaşandığını, problemler yaşandığını, kardeşlerin birbirlerine küstüğünü, karı kocanın birbirine küstüğünü, akrabalık bağlarının zayıfladığını, hatta bununla ilgili internette bir araştırma yaptım, haberlere girip baktım. Birbirlerini öldürenler var. Hangi konuda biliyor musunuz? Mal paylaşımı konusunda. Cinayet işleniyor. Yeni dönemde de haberler vardı. Emel Türkmen gelecek. 54 yaşında İstanbul'da hayatını sürdürüyor. 5 kardeşler, 2 tane de evladı var. Eşini de kaybetmiş bir kadın. Uzun yıllarda Almanya'da yaşamış. Kendi geleceğiyle ilgili hayalleri ve beklentileri var. Fakat ailesinin mal varlığına dair bir beklentisi yok. Çünkü normalde miras nedir biliyorsunuz? Allah korusun anne babanın bir vefatı durumunda bir paylaşım yapılır. Fakat baba hayattayken böyle bir paylaşım yapıldığında hakkını aramak üzere stüdyomuza gelen bir kadından bahsediyoruz. Alkışlar Emel Türkmen'e. Her şey mal mı, her şey para bu. Dostluk mu, sevgi mi, şarabı. Her şey mal mı, her şey para bu. Dostluk mu, sevgi mi, şarabı. Çok renkli gerçekten. Şimdi bir başta tarzınıza baktım. Renkli teşekkür bir kadın. Ederim. Teşekkür ederim. Ve tarzı da var. Ha? Enerjisi de çok güzel. Çok teşekkür ediyorum ben bu arada. Şimdi biraz önceki anonsumda sizinle ilgili bir seyircilerimize bilgilendirme yaptığımda doğruyu söyledim değil mi? Evet. Hani Allah korusun anne babaya bir şey olur. O sırada bir mal paylaşımı yapılır. Aynen ama Esra Hanım. Babanız aynen hayattayken. Hayatta 85 yaşında. Evet. Diğer kardeşlerim hatta damatlar kardeşlerden daha önde hücum ediyor. Nereye hücum ediyor? Babamın malları için. Yani onlar daha çok baskı yaptı babama. Ailede bu bizim 5-6 yıldır sürüyordu. Sadece ben babama baba sat mallarını paylaşalım sat demedim. Ama diğer 4 kardeşim eşleri, damatlar, oğlanlar, kızlar hepsi babama 5-6 yıldır baskı vardı. Ben de hep babamın annemin yanında arkasındaydım ki baba ölene kadar malların dursun. Sen oradan kira gelirlerin var. İyidir. Sen yani şimdi kira gelirlerin var derken bir tane daireden bahsetmiyoruz. Bir mal varlığından bahsediyoruz. Aynen. Bir mal varlığı. Babanız hayattayken evet, kendine ait olan ya yani kazandığı, didindiği, sizleri büyütmek, geleceği tabii hazırlamak ki için tabii çalışıp ki babam kazandığı her şeyi şimdi hayattayken. İddianız şu ki kardeşleriniz ve damatlar tarafından sat bunları deniyor. O da satıyor. Onların evet paylaşımı yapılıyor. Siz? Ben saf dışıyım. Şunu da söylüyorum ben. Tabii ki benim de babam yaşlı ve kemoterapi de görüyor bu arada benim babam. Evet. Aşağı yukarı 7-8 yıldır. Versin. Amin inşallah. Ben babamın Allah korusun bir şey olsun babama istemiyorum. Böyle bir beklentim yok. Ama diğerleri hep bunu beklediler. Yani babam bir an önce yani neyse bunu söylemek istemiyorum. Yok olup da biz malları paylaşsak. Hep diğer kardeşlerim bunları beklediler yıllarca. Gelinler, damatlar daha çok hücum ediyorlar Esra Hanım. Yani anlatacak çok şeyim var. Belki bir yayına sığmayabilir. Hayır. Bir saniye. Yani önce isterseniz bir oturalım. Evet. Teşekkür ederim. Ya ben hiç merak etmeyin. Ben öncelikle ona ayaktayken şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Daha önce bir yayına daha çıkmıştım. Neyse evet, onu sonra belirteceğim. Tamam. ATV ekibinize ve Esra Hanım size, Ali Bey'e hepinize çok teşekkür ediyorum. Niçin teşekkür ediyorsunuz? Beni buraya yani yuvanıza, sizin yuvanız diye tabir ediyorum ben burayı. Sağ ol. Yuvanıza beni kabul edip davet ettiniz. Kanat açtınız. Yani benim sesimi duydunuz bir kadın olarak. Yani bana el uzattınız. Uzattığım ele el verdiniz. Yani sesime ses verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi, efendim? Bir konuyu anlamadım. Mallar satılmış, paylaşılmış mı? Şimdi onu anlayacağız. Evet. Şimdi diyor ki bir günde çünkü ben bunları anlatamam diyor. Hayır. Biz en yalın, en kısa, en sadeleştirilmiş haliyle
Emel Hanım'ın ağzından onun sorununu dinleyeceğiz. Yaşadıklarını anlattığı bir VTR var. Dikkatli dinleyelim, kulak kesilelim. Ondan sonra üzerine konuşacağız. Benim babam Abdullah Keskin. 85 yaşındadır babam. Kardeşlerim Remzi Keskin, Ahmet Keskin, Zeki İmamoğlu, Suzan Ceylan. 4 kardeşim. Babamı birlikte benim haberim yoktu zaten. Babamı sessiz sedasız satışa götürüp, babamın İstanbul'un önemli bir yerinde bir mal varlığı vardı. Orayı sattırıyorlar. 4 kardeşim paylaştırıyorlar paralar aralarında. Ve benim hakkımı da güzel bir şekilde anan evde, baban köyde kaçırıyorlar. Ben hakkımı aramaya geldim. Hakkımı istiyorum yani. Nereye gittiyse benim hakkım, kim neredeyse hakkımı istiyorum. İş yerinin değeri yani duyumlarıma göre 1,5-2 trilyona yakın bir paraya satılmış. 2 trilyonu paylaşmış 4 kardeşim aralarında. Ben de 1-1,5 ay sonra falan duyuyorum, öğreniyorum bunları. Öğrendiğimde de soruşturuyorum, gerçeği çıkıyor ortaya zaten. Babamın başka yerlerde de mal varlıkları var. Oralarında neler yapıldığını henüz bilmiyorum. Şunu da söyleyeyim, benim TC kimliğim kayboluyor o dönem. Sanıyorum benim TC kimliğimle usulsüz işlemlerle satılmış babamın bu mal varlığı. Babam da söyledi ki onların paylaştığını beni gaza getirdiler dedi. Biz 5 kardeş, 5'imiz de özüz. Beraber büyüdük. Hatta ben en büyük ablalarıyım. Onların hepsini de kucağımda büyüttüm. Benim emeklerim var onlarda. Bir ablaları olarak bana benim hakkımı nasıl yerler? Neden, nasıl kaçırdılar yani? Benim babam yaşlı insan. Eğer benim hakkımı kaçırmaya bile kalksa kardeşlerim hop baba, o bizim ablamız. Ablamızın hakkını biz kursağımıza geçiremeyiz. Onun hakkını da vereceğiz demelilerdi. Ben buradan kardeşlerim Remzi Keskin, Ahmet Keskin, Zekiye İmamoğlu, Suzan Ceylan'a sesleniyorum. Lütfen benim hakkım neredeyse, hangilerindeyse yani çıkarsınlar, benim hakkımı bana getirsinler diliyorum. Emel Türkmen'in iddiaları budur sevgili seyirciler. Babanıza ait bir dükkan var. Esenler İstoç'ta. Evet. Esra Hanım, özür dilerim. Yani bir kısmı babamın kendi mal varlığıydı. Orayı işte gizlice sessiz sedasız ve o dönem benim çantamdan da ben annemlerde kalıyorum tabii. Hatta şöyle de söyleyeyim. Şimdi teker teker ben sorayım, siz cevaplayın. Çünkü tamam, kafam karışıyor. Daha güzel olur. Şimdi babanızın bir dükkanı var. Babanız hayattayken 85 yaşında olan, hı-hı, babanıza, evet, kardeşleriniz tarafından bu dükkan sattırılıyor. Hı-hı. Normalde siz 5 kardeşsiniz. Aynen. Bunların paylaşımını yapılırken o dükkanın satıldığını ve 4 kardeşi dağıldığını öğreniyorsunuz. Aynen. Nereden haberiniz oldu dükkanın satıldığında? Annemlerin Ordu'da bir komşusu var. Evet. Onlar bana bahsetti. Ben duyunca şaşırdım hemen babama. Peki siz Ordu'da mısınız, İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Ben eşim vefat etti bir yıl önce. Biz 3 yıl önce yurt dışından döndük eşimle. Tamam. Şöyle söyleyeyim ben. Eşim emekli olunca biz Avusturya'dan İstanbul'a döndük. Evet. Ben burada otururken annem babam dediler ki biz yalnızız. Bizim yanımızda kal. Gittim Ordu'dan ev tutuldu bana, kiralık. Babanızın yanında. Hep beraber olduk. Evet, babam, annem, ben. Oradan bize ev tutuldu. Taşındım. Hatta İstanbul'daki evimi tamamen kapatmayı düşünüyordum. Ki oraya yerleşiyordum artık yavaş yavaş. Ve annemlerle kalıyordum. Kış gelince, o kış eşim vefat etti benim. Annem de Arnavutköy İstanbul'a geliyor. Evet. Benim annem babam yazın Ordu'da kalıyor. Kışın 4 Siz Ordu'dasınız. Evet. Ordu'da bir çay saatinde komşulardan biri ne diyor size? Biri geliyor, evet, diyor ki Ahmet işte ev almış 450 milyona, milyara. Evet. Ondan sonra az önce de evini yani mobilyalarını döşetmeye usta götürüyordu diyor. Ben o arada şaşırdım. Evet. Anneme bakıyorum, babama bakıyorum. Annem haberim yok dedi. Babama döndüm. Doğru mu baba dedim. Bilmiyorum dedi. Sonra da ısrarla sorunca doğrudur dedi baba. Peki kardeşiniz Ahmet'in bir daire alması sizi niye bu kadar şaşırttı? Çünkü Ahmet Keskin kardeşim dediğim genellikle kardeşimdir. 450 Bundan milyonu şaşırdınız. Şaşırdım da 450 milyonu bulamaz yani ev almak için. O arada babam da dedi ki evet dedi, İstoç satıldı dedi.
Evet. Şaşırdım. Ben de babama da kırıldım o arada. Anneme de. Aslında ben annemle babamla kalıyordum. Eşim öldü. Son bir yıldır onlarlaydım. Hani onlara ses olayım, onların hizmetinde bulunayım diye. Annem de yalnız, babam da peki, hasta. Peki o ana dönün. Yani kardeşinizin daire aldığını öğreniyorsunuz. Anne babanıza soruyorsunuz. Nereden buldu bu 450 milyonu diyorsunuz. Aynen öyle. Ve gerçek ortaya çıkıyor. Gerçeği babam kim da, söylüyor? Babam kendisi. Ne dedi size? Satıldı evet dedi. Paylaşıldı dedi. Evet. Ama paranın kendine gelmediğini söyledi. Evet. Yani parayı ele geçirmişler damatlar. Ve o arada Esra Hanım benim çantamdan annemlerde kalırken TC kimliğim çalınıyor. Hayır, nüfus kağıdınız çalınıyor. Nüfus kağıdım çalınıyor. Nüfus kağıdınız kayboluyor. Kayboluyor. Emel ondan... Hanım söz konusu sözünüzü kesiyorum. Evet. Şimdi babanıza ait mi yer? Evet, babama ait. Babanıza ait olan bir yerde sizin TC'nizle alakası yok. Yani babanız bunu satabilir. Bir bağlantı. Sizden bir rıza ya da vekalet alınmasına gerek yok o anlamda. Hani... Gerek yok mu o anlamda hayır, oluyor? Hayır. Peki o zaman benim kimliğimi niye çalmışlar? Kim çalmış olabilir? Kaybolmuştu. Ya düşürsem ama cüzdan kaybolması gerekiyor komple Esra Hanım. Ama TC'nizi, yani şöyle artık insanlar herkes TC kimlik numarasını ezbere biliyor değil mi? Yani tabii bir ki. Yerde artık her şeyde sorulduğu için... Size sorulduğunda tak tak diye söylüyorsunuz. Gidip evet, nüfus kağıdınızı niye zaten. Değiştirmediniz? Hemen yeniden çıkartmadınız. Zaten o nüfus kağıdı 1,5 ay önce çıkartmıştım. Küçük kart diye. Hoşuma gitti yeni çıkanlar. Oh. Yeni çıkartmıştım o yani. O hoşunuza gittiği için değil yeni kanun. Ha, evet. Yeni kanun zaten. Ha, ben de hemen ondan çıkartıvermiştim. Zaten o yeni çıkarttığım kart kayboldu. Yani kimlik kartım kayboldu tekrardan. Peki. İki defa yenisinden çıkartmış oldum. İki kere yenisinden evet. Çıkardınız. Yani bunu öğrendiniz ve kardeşlerinizi aradınız mı? Aradım. Şimdi Esra Hanım, Ahmet kaçırdı dedi, Remzi kaçırdı dedi babam. Evet. Sattı dedi. Vekalet vermiştim Ahmet Keskin'e kardeşim için. O satmış dedi, haberim yok. Kardeşiniz Ahmet Keskin'e niçin vekalet vermiştiniz? Ben de babam vekalet babanız vermişmiş. Babanız vekalet vermiş. Doğru peki, mu bilmiyorum Esra Hanım. Kardeşiniz Remzi'yi aradınız mı ya? Remzi... Ahmet evet. böyle bir daire almış. Ya senin haberin var mı diye sordunuz mu? Evet, önce Ahmet kardeşimi aradım. Telefonları blok etmiş, kapatmış. Evinde tabii adresini bilmiyorum, yeni adresini. Ve erkek kardeşim Ahmet Keskin beni bacanaklarına, eşinin, yeni evlendi eşinin ailesine tehditler yağdırmaya başladı bana. Küfürler. Niye peki? Arama bizi. Ne parası senin hakkın yok. Ondan sonra o arada Remzi kardeşimi arayamazsın. Biz sattık, yedik işte. Remzi Keskin anlattı. Bakın bunlar sizin iddialarınız. Telefonda kardeşiniz bu cümleleri kurdu mu size? Telefonda da kurdu bana bu cümleleri. Zaten kardeşimle o ara görüşemedik. Peki, kız kardeşiniz Suzan'ı ve Zekiye'yi aradınız mı? Evet, aramadım. Onlar nasıl çıktı Esra Hanım? Bakın şimdi. Bakıyorum. Şimdi şöyle, ben aile, annem, babam ve iki erkek kardeşlerimle kavga halindeyken susuyordum. Ay bir oturuyorum evimde, aradan bir 4-5 ay geçti. Sonra ben evimde otururken bir gün sizin yayınlarınızı izliyorum. Evet. İşte Müge Hanım'ı izliyorum orayı burayı derken dedim ki ya ben bu gerçeği annemle babamla küsürüm. Küsüm zaten. Bu konudan dolayı darıldım. Kapıyı çektim çıktım annemlerden çantamı evet. alıp. Onlarla da 5 aydır görüşmeyi dedim ki ya bunun sonu nereye kadar gidecek? Ben televizyon yayınını gideceğim dedim yani. Arayacağım çıkacağım ailemizde ne babanız varsa. Babanız Abdullah Bey'le ne kadar süredir görüşmüyorsunuz? 8 aydır işte bu olaydan sonra. 8 aydır telefonda bile iletişim kurmadınız mı? Kurdum açtım baba ben dedim hani gayrimeşru veya hani diğerleriyle bu işi yapmışsın. Gidip paylaştırmışsın diğer dört çocuğumla. Beni niye kayırdın? Beni niye ayırdın, saf dışı bıraktın? Ben işte buldunuz dedim yani. Ben öyle deyince babam telefonu kapattı. Tekrar sorun, telefon attığında şu evet, anda babanız. Evet, o ulaşamıyorum ben babama. Peki, telefon attığında babanız. Benim babam da konuşsun çünkü... Abdullah Bey merhaba. Merhaba. Yani Abdullah amca diyeyim, 85 yaşındasınız. Kızınız Emel Türkmen canlı yayında. Ben babama anneme çok düşkündüm bu olaya kadar. Onları böyle yani hiçbir evladı benim gibi değildi. Onlarlaydım yani iç içe. Benim burnumun dibinde benim baba bana. Baba ben sizinle yaşıyordum. Biliyorsun Celal da rahmetli olmuştu. Sizle kalıyordum yanı başımda bana yalan söylemişsin. Yani benim hakkımı diğerlerine kaçırdın babacığım. Konuş ben sana söz hakkı veriyorum. Çok güceniyorum ben 9 aydır. Ben size çok düşkündüm. Bak 5 çocuğumun en düşkün babaya ben babacıyım Esra Hanım. Peki Abdullah amcacığım. Abdullah amca. Sebep göstersin. Şimdi Emel diyor ki
Siz daha hayattayken kardeşler arasında bir dükkanınızı satıp onlara paylaşım yapmışsınız. Emel bu konuda ötelenmiş, ona hakkı verilmemiş. Niçin ben böyle bir olaya maruz kaldım? Niye bunu yaşadım? Kardeşlerim niye benimle bunu paylaşmadılar diye sitem ediyor. Esra Olkat ben, Hanım. Abdullah amca Esra Babamın ben. Babamın kulakları az duyuyor. Tamam. Olkat Hanım. Buyurun. Beni dinle nasıl? Dinliyorum, buyurun. Öyle evlendirdim. Yıllar önce. Yani 5 ay içerisinde İstanbul, Üsküdar, Esatpaşa mahallesinde bir arsa aldım. Üzerine kendim elimle bir gazel yaptım, ona terliğine verdim. Babacım benim altın... Avusturya'ya gittiler çalışmaya. Babacım benim altınlarımı aldın, düğün altınlarımı ya. Buyurun. Avusturya'da geldiler, bir avusturya durdular. Avusturya'da geldikten sonra eli sattılar, parasını gittiler, Avusturya'da yediler. Kim neymiş? Budur. Ya babacım... Budur. Benim düğün altınlarımla aldın bana Esat Paşa'daki arsayı. Zeki. Dur bir saniye dinleyelim. Evet. Daha sonra bundan 4-5 sene önce orduya geldi. Evet. Bir daire buldu, elim yok dedi. Bir daire aldık, buldu. Ben parasını verdim. Evet. Tamam, 38 bin TL'ye bir oda bir mutfak aldı bana. Tamam. Ya kızım. Sonra satıyor. Baba sonra orayı satıyorsun. Sen de aldın. Ben davranın parasını verdim. İçinde 2 sene durdu. Durduktan sonra kalktı. Kalktı dedi ki buradan geliyor baba dedi. Burayı satalım. Baba su basıyordu. Su basıyordu orayı. Sağ, burayı sat. Bodrumdu. Babacığım parasını doğru konuşalım. Bodrumdu ve su basıyordu. Oturama ayda 2 defa söylemeyeyim yani suyu basıyordu Esra Hanım. Oturamadı. Bir daire aldınız ordudan. Oraya yerleşti. 2 yıl sonra sattı mı orayı? Sattık parasını aldı gitti onu da yedi. 40 bin lira verdi bana. Benim payım ben babacığım. Benim şirketim fabrikam vardı. Ben oğullarımın hakkını kızlarıma... Kızlarımın hakkını da yedirdim. Benimkini yedirdim baba. Tehdit bile ettiler beni. Bu arada yani bunun haricinde ben söylüyorum. Türkiye yalan. Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Yasalar var, kanunlar var. Hakkı nerede varsa adalete gitsin. Gideceğim baba. 40 bin lira mıydı benim? Yeter. Babacım benim. Sözünü kes. Babacım. Babacım. Ne yaptın buraya? Sattın dedim de. Ben bir şey satmadım babacığım. Bana bak Esat Paşa'yı. Esra Hanım inanmıyor. Abdullah amca şunu mu söylüyorsunuz? Ben Emel'e de hakkı olanı verdim ama Emel bunları sattı. Elinde tutamadı ve yedi mi yalan diyorsunuz? Söylüyor, yalan söylüyor babam. Benim altınlarımı, düğündeki takılarımı. Avukat Hanım. Efendim? Bana söylüyorsam hukuk var, hakim var. Yemin mahkemesi var. Ben giderim yemine. Abdullah Bey. Babacığım ben yemine Abdullah gideceğim. Utanmadın mı? Öncelikle sakin ol. Baba. Siz Ahmet Remzi beni neden küfürlere tuttu? Neden küfürlere? Dinler misin? Ben de evladınım. Az dinle beni. Esat Paşa'yı alınırken benim düğün altınlarımı aldın. Esat Paşa benim paramla alındı. Ben 5 sene birazcık. Hatta Zeki. Hatta babacığım bir dakika baba. 5 sene birazcık. Bir arsa alıyor, bir bina yapıyor mu? Baba, hatta Zeki'nin arsasını bile benim altın paralarımla aldın sen. Peki Abdullah evet, amca... Evet, geç onları, geç. Abdullah amca, oğullarınızdan biriyle mahkemelik misiniz? Yine benzer problemler hayır, var mı? Hayır, yalan Esra Hanım. Ha? Oğlunuzla mahkemelik misiniz? Evet. Hangisiyle? Görelim, Ahmet çıkar. Ahmet'le. Size evet. Sizden vekalet alan oğlunuz değil mi? Bu satışı gerçekleştiren oğlunuzla mı? Evet. Sizin haberiniz yok muydu bu satışın yapıldığından? Vardı Esra Hanım. Efendim? Yoktu. Vardı Esra Hanım bir ya. Bir saniye. Bu satışın yapıldığından haberiniz yoktu. Hanım. Vardı baba. Baba peki. Neden?
aldattırdın baba. Remzi Ahmet. Bir saniye Emel Hanım, konuşturmayacağım beddua ederseniz. Abdullah amca, şunu sormak istiyorum size. Siz hayattayken niye kardeşler arasında bu miras kavgası başladı? He? Siz daha hayattasınız. He. Allah size ömürler versin. Tamam. Niye kardeşler arasında bu miras kavgası başladı? He. Bunu doyuramadım da onun için. Efendim? Ben bunu doyuramadım. Emel'i mi doyuramadınız? Benim bir Remzi ya. Benim çamurcu kızım, çamurcu. Baba ya, geçe ben sen. Esra Hanım, bir müsaade etse bir şey söylemek istiyorum. Baba ya, geç ya, kendi malımı sattım ben ya. Babacım, madem neden ben sana diyordum 4 yıldır seni sıkıştırıyordu çocuk. Ahmet'le Remzi. O zaman ben niye sana babacım, sen onları duyma, malın senindir. Satmaya kalkma diyordum. Esra Hanım, satmaya kalkma diyordum. Çok enteresan. Baba yalan konuşuyorsun. İnsan başka bir sorgulamayı da. Efendim? Baba yalan konuşma babacım. Babacım. Abdullah amca. Abdullah amca. Sen de gelirsin mahkemeye yalan konuşuyorsan. Ben konuşmuyorum. Sen de konuşma baba. Ben babacı ve anacı bir evlattım. Diğer çocuklarından en çok ben düşkündüm size. Valla bunu... Ya sen hayatta bir şey çaktın mı? Sen benden ne istiyorsun? Benden gizli... Baba, benden gizli niye satıldı? Ben daha işim gücüm yok. Fabrikayı kapattım. Abdullah amca, oğlunuz vekalet akdini kötüye mi kullandı? Vekaleti kötüye mi kullandı bu satışı gerçekleştirirken? Evet. Onu mu söylemek şöyle, istiyorsunuz? Noter Hanım, vekalet vermedim ben. Ben Kopacık'ın dosyasına şerh verdim, şerh. Toplantılara girersin diye. Dinliyor musun? Evet. Neye girsin diye? Şimdi 30 seneden beri Kopacık bize papiyi vermedi. Bunlar açıldı dedi. Dedim ki oğlum, kapıyı tek kişiye veriyorlar ama benim günümden yarın orduya gideyim dedim. Sen dedim, buraya sana yetki vereyim dedim. Sen dedim, toplantılara gir. Topraktan ben olsam, topraktan. O seller yapıldı. Buralardan bize pay verecekler. Ondan sonra aldığımız parayı dedim, satarız dedim. Yani uğraşamam bundan fazla dedim. İş yeri kalsın dedim. Tamam dedi, ola dedi. Bundan sonra o benim verdiğim şerh üzerinden şey üzerinden yeri kopu şeyi sattı. Şu anda ondan dava açtım. Aileyi zarara uğrattı. İnanmıyorum baba oğluna dava açtığına. Yalan söyleme. Ya niye yalan söylüyorsun? Yok, inanmıyorum. Bir saniye. Biz Esra Hanım, bir yıldır dava açılmış, ortada bir şey yok. Ne istiyorsunuz Emel Hanım? Ne istiyorum biliyor musunuz Esra Hanım? Mesela erkek kardeşim boynuna mı yapışsın istiyorsunuz bundan dolayı? Şöyle bir şey. 85 yaşında durumu anlatmaya çalışıyor. Ama kardeşlerim o halde madem, neden erkek kardeşlerim bana küfür yağdırdı? Niye tehdit ettiler beni Esra Hanım? Ama açtım diyor adamcağız, biz de soruyoruz mahkemelik misiniz? Tamam, açtıysa görelim, şey demiyorum. Buyurun. Bekle. Buyurun. Ordu Barolar Birliği'nden avukat Kerim Topçuoğlu. Ona Kerim Topçuoğlu. Mahkeme hakkında soru sorabilirsiniz. Peki. Baba açmış mıyım, açmamış mıyım? Oraya gelip de böyle alengirli. Baba ben seni, ben babaya düşkün evlatım, anaya babaya. Ben alengir yapmıyorum, doğru olalım. Neden Remzi Ahmet o zaman bana dedi ki, senin Esra Hanım, senin babamın hiçbir mallarında hakkın yok. Öteki tarafları da satacağız, sana vermeyeceğiz dedi. Remzi Keskin, sen Ahmet şey Keskin mi? Dedi. Emel Hanım şimdi hani... Ben de evladım Esra Hanım. Tabii ki siz de evladınız. Ben en büyüğüm, kardeşlerimi kucağımda büyüttüm. Özellikle anonsa girerken söylediğim cümle şu. Evet. Baba daha hayatta. Evet. Adam yani yaşıyor. Allah sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Hayır, demek yine. Bak bir hile vardır ama bu hile... O zaman yani, ötekiler niye yaptı baba babam sağken? Soruyorum. Esra Hanım'a bir şey söyleyebilir miyim? Emel Hanım, madem
Çok özür dilerim. Vereceğim Mehmet'e laf. Dışlanma. Ya bu konuda madem aklımda... Madem babacısınız, annecisiniz... Evet öyleydim zaten. Şu durumda babanız da kardeşleriniz tarafından mağdur edilmiş. Şu an babanıza ifşa edeceğiniz yere... İnanmıyorum çünkü. Babanızın yanında durup da mahkemelere koşturun. Adamcağız ya. Hasta. Ama yanına çağırmıyor. Bana dedim ki baba ben çünkü neyim dedim. Çünkü siz hala kapalı babayı dinlemiyorsunuz. Ben... söylenmeden gizli mal sattınız. Babanıza baba dolandırıldığını ama söylüyor. Ama adamcağız diyor ki ben o Ahmet sattı Emel diyor Hanım. Yani. Hileli yaptı bu işi. Ahmet sattıysa Esra Hanım çıksın babam aha kızım evraklarım mahkeme kağıtlarım verdim gel birlikte gidelim desin. Emel Hanım. O yok ortada. Babam yalan söylüyor. Onları kayırıyor. Emel Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Mehmet gerçekten. Beni, ben Esra Hanım bir şey söylemek istiyorum. Oturun Mehmet Hanım'la konuşacağım. Durma, özür diliyorum. Buyurun Mehmet Hanım. Efendim ölmeden miras olmaz. Olmaz onlar sus, yapmışlar. Sus bakayım. Ya abicim anlıyorum. Ben avukatım kızım hep dur. Hep babama evet, özür dilerim. Affedersin. İnsanlar sağlığında, mallar üzerinde dilediği gibi tasarruf ederler. Evet. Burada kimsenin hakkı yok ama... Eğer muvazaa dediğimiz bir işlem var. Evet. Eğer bir adam malını hibe ettiği halde oğluna kızına evet. satış gibi göstermişse buna muvazaa hileli satış deriz. Evet. Ölümünden sonra ölümünden evvel hiç kimse bir dava açamaz ben karışamaz müdahale edemez. Ben de öyle biliyordum. Ölümünden abi. Sonra mirastan mahrum bırakılanlar alması icap eden hakkı alamayanlar evet. tenkis davası dediğimiz karşı evet. dava açabilirler. Onun için hanımefendinin bu arada çalıp çağırmasının bağırıp çağırmasının kimseye bir... Ha, eğer vekalet yetkisini kötüye kullanmışsa oğlu, evet. onunla arasındaki dava ayrı. Vekalet yetkisini kötüye kullanması... Bunu biraz önce canlı yayında da belirtti zaten. Ancak tapuda çok dikkat, bu ülkedeki çok dikkatli kurumlardan birisi tapu daireleridir. Evet. En ufak bir... Bekleyin lütfen. En ufak bir eksik, bir harf eksik olsa işlemleri yapmazlar. Evet. Demek ki doğru bir yetki vermiş ki İstoç evet. dedikleri yerdeki malı satmış. Dükkanı satmış. Onun için... İnsanlar ölmeden mirası da olmaz, mirasçısı evet. da olmaz. Teşekkür ederim efendim. Şunu ben işte benim ama şaşırdığım bu. Yani siz doğru yaklaşıyorsunuz mesela. Ölmeden zaten. Diyoruz. Biz şimdi de onu söylüyorum ben. Hani miras dediğin şey he. işte sonrasında. Efendim hukuk mantıktır. Bir mantığınızı uymuyorsa hukuka da uymaz zaten. Siz doğru yaklaşıyordunuz. Emel Hanım hayır, bir komple ama Mehmet Hanımcığım öyle... ben insani yaklaşıyorum. Yani evet. bir insanın babası, anası yaşarken mal satılmaya gidilir mi? Çalıştığı, ettiği... göz konur mu ya? Onların varmış yani, işte. Emel Hanım. Varmış işte onların. Emel Hanım. Bu ülkede ama binlerce, şimdi... milyonlarca evde iki kardeşi birbirine düşüren bir tek şey var o da miras. Miras, mal değil mi? Evet. Emel Hanım bir oğlum şey söyleyebilir miyim? Oğlum deli malın eylesin, oğlum akıllı malın eylesin. Sat ye kardeşim. Oğlum deli malın eylesin. Deliyse satar yer zaten. Evet. Oğlum akıllı neyse, akıllıysa zaten mal sahibi olur. Aa, bravo Emel abi. Hanım, kardeşiniz bir hata yapıyor ve gerçekten babanızın hakkı olan bir yeri sattırıyor. Hı hı. Ve bunlar da diğer kardeşleriniz bu suça ortak oluyor. Hepsi ortak. De, ama siz de bunun suç olduğunu bile bile adamın haberi yokken zorla satılmış bir şeye ortak olmak istiyorsunuz. Faturayı bu, babaya bir kere, çıkartıyor. Evet yani bu babanızın haberi olmadan yapılmış bir şey. Burada babanızın suçu yok. Sizin onun daha çok yanında olmanız gerekiyor. Ama şu an parayı burada bırakın babam yani. Babam telefonu yüzüme kapatı Emel diyorum. Siz de buraya para çünkü için çıktınız. Çünkü bende kuşku uyandırıyor. Babam çocuk diğerleriyle birlik yapıyor. Çünkü bizim damatlar gitmiş onlar yapmışlar satışı. Müşteriyi getiren iki damatlar. Mehmet İmamoğlu bizim ailenin mali müşaviri. Tamam da siz de bu suçu ortak olmak istiyorsunuz şu an. Kardeşimin kocası. Zekiye'nin eşi. Esra acaba Hanım. Üslupla alakalı bir sıkıntı oldu mu şimdi? Oldu. Özellikle şunu sordum. Normalde tehditler hani savcılıkta. Bu konuya kadar kardeşlik ilişkileriniz nasıldı? Berbat. Ha bu konuya kadar mı? Evet. Sadece Zeki İmamoğlu ile konuşmuyordum. 23-24 yıldır. Benim 23 sene bir saniye diğer kardeşlerimle hepsiyle iyiydik. Zeki İmamoğlu ile yıllar önce Zeki İmamoğlu ve kocası Mehmet İmamoğlu 60 bin mark para verdim onlara. Bitmiş batmışlardı Esra Hanım. Ağlıyordu kız kardeşim o bacım benim. Nasıl iddianız? Ben Avrupa'dan aşağı ilk gittiğim yıllarda Avusturya yurt dışına harıl harıl eşim rahmetliyle çalıştık. Çocuklarımıza götürdük para kazanıyoruz ama çok güzel para kazanıyoruz. Zaten hemen... para deyince gözüm pırlı şey yapıyor parlıyor. Ya, ya ben Esra Hanım ben paracı birisi değilim. Ha? Hayır öyle anlamayın.
Ama çok güzel ondan para kazanıyoruz. Yani şöyle yani. Sanki para şey fırına veriyor hani, onları yani. Böyle basıyoruz gibi. Şey evet biz dinlemek istiyoruz. Ama ailemdeki şahıslar öyle peki, düşünüyor beni yani. Para makinesi gitti ya yurt dışına. Peki gittin Zekiye'ye para verdin kız kardeşine. 60 bin mark paramı aldılar. İki seferde verdim. Bunlar tamam. Bitmişler. İcra gelmiş tamam, evlerine baktılar. Neyse verdiniz. Neyse. Olabilir. Verdim var. Alamadık. 6 ay sonra paranı vereceğiz abla dediler. Tamam. Kız kardeşimi kendi eline saydım ben bu paraları. Evet. Bankadan çekip 6 ay geçti yok. Başladık kavgaya aramızda. Paramı vermiyorlar. Peki mesela o sırada paranızı vermiyorlar ama ya Zekiye senin sıkıntın varsa önemli değil ben senden sonra diyorum. Alırım. Diyor ama musunuz? Ama 6 yıl geçti 10 yıl hala mı sıkıntı Esra Hanım? Benim de bir eşim çocuklarım var. 10 yıl geçti 15 yıl geçti eşim rahmetlinin eline 2000 TL para vermiş. Mehmet İmamoğlu kuyumcu dükkanında çalışıyor Sultanbeyli'de evet. Orada. Aslında şunu merak ediyorum. Kız kardeşinizle de aranızdaki 23 yıllık küslüğün sebebi para. Evet benim haklarımı yemesinler ödesinler. Bakın Esra Hanım biz Almanya'ya gidiyoruz yabancıyız bir saniye. Lütfen, lütfen bekleyin. Biz Almanya'ya gidiyoruz gurbet orası. Ama buradaki insanlara göre Avrupa Almanya ne kadar büyük öyle değil. Almanya'ya gidiyoruz yabancıyız Türkiye'ye geliyoruz Almancıyız. Bizde para çok gibi öyle değil. Benim hakkımı yemesinler ailemdekiler. Ben hepsine, ben babama da, kardeşlerime de hepsini, hele kız kardeşime o Zeki İmamoğlu'na da verdiğim paralarımı bile alamadım. Eşimin eline Mehmet İmamoğlu 2000 TL para verdi. 2000 TL. Peki diğer gönderdi, bitti. Bir para pul ilişkisi onların olmadı. Üstüne oturdular. Emine Hanım şimdi sizin bakın öncelikle ön yargılarınızdan sıyrılın. Bunları karşınızdaki bakın lütfen. Kardeşim, karşınızdakiler, düşmanı. Kardeşleriniz. Ve babanız. Babanızın evet. İddiası şu. Ben babamı kırmak hiç bakın, istemiyorum. Bir komple aslında teorisiyle geldiniz. Zaten benim kimliğim çalındı. Kimliğimle sanki bir bağlantılı böyle sizin de orada hisseniz varmış gibi. Sizin haberiniz olmadan mallar satın. Ya bakın onun da nüfus cüzdanınızın kaybolmasıyla babanızın üzerine olan bir yerde sizin nüfusunuzla ne alakası var? Peki o olmayabilir dedik. Onu unutun dedik. Bir kere. Onu tamam, şeyden kafadan silin. Yani, tamam ben onu kabul ediyorum. Babanızın iddiası da şu. Babanızla iletişimi şurada koparıyorsunuz. Babanız diyor ki ben evlatlarım arasında açıklaması o telefondaki. Ben yapıyor. Ayırım yapmadım. Yapıyor. Zamanında Emel'e de elimden gelin. Lütfen biz sizi dinledik. Sizi onları dinleyin. Da yaptı ama Hülya Hanım. Onları da elinden geleni yaptı. Müsaade size ederseniz anlatayım. He, ya bana yaptı benim altınlarımı alarak bana o şeyde Kadıköy'deki arsayı aldı. Bakın Emel, yardımımı sonuçta yaptım ama şu anki Emel'in iddia ettiği olayda zaten benim rızam yok. Ben dava açtım. Oğluma da dava açtım. O zaman açtım. Öyle desin bana. Nerede benim babam? Ama 8 siz, aydır Hülya Hanım siz nerede? Siz direkt derseniz ki sen evladını ayırıyorsun, ayırdı kayırıyorsun. Ya, böyle yapıyorsa 84 ayırıyor. 84 yaşındaki birine bakın olayı irdelemiyorsunuz. İlk önce bir konuşma ve usubu karşılayalım. Ben babama müsaade kadar, edin. Bir şey söyleyeceğim bak. Şu, şu an olaya bile kadar hiç babaya, saygısızlık yapmadım. Şu an bile babanıza dedi ki ya amcacığım dedik. Oğullarından birine mahkeme açtım, evet açtım göreceğim, dedi. Göreceğim, göstersin. Bak evraklar var, şeyler var, getirsin, göreyim. Emel Hanım, hala para. Açtın mı dedi. Satış yapıldı dedi, tamam mı? Hı. Hileli satış yapıldı, benim rızamın dışında. Zaten bu miras davası, biraz önce Mehmet Ali Bey de avukatlık mesleğinin yıllarını vermiş. Bu anlamda öngörüsü olan, tabii bilgisi benim olan. Tabii ki onlar daha, zaten. Tabii ki. Baba ya da anne ölmeden böyle bir miras paylaşımı gibi bir durum söz konusu olamaz. Dolayısıyla burada hileli bir durum olduğu için bu babanın malı satılmış. Burada başka bir şey var. Bunu neyi var bu ilişki babanızla alakalı değil. Babanız da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Sizin tam tersi bu süreçte kardeşlerinizle beraber babanızla olup bu sorunu hallediyor olmanız lazım. Babamla olamıyorum yani ki. Zaten belli daha dava aşamasında. Tabii. Evet. Bir de Esra Hanım heh. Çok yaşayın. Abi bir şeye değindi. Babanız hatta. 8 hatta aydır konuşmuyorsunuz. Tamam bir dakika baba bekle hatta. Esra Hanım. Eşübillah ne şeytan hocam. Ya Esra Hanım kusura bakmayın ama çok doluyum gerçekten. Güceniyorum. Neye ben de onun evladıyım. Yalan niye söyleniyor ya, diyorum. Peki baban şu anda sana 400 milyonu çıkarsa önüne koysa. Her şey para değil. Mi? Anladım ne demek istediğinizi. Ne dedin? Her Emel şey Hanım. Para değildir. Emel Hanım, tabii bir ki anne baba miyim size?
Söyleyeyim. Neden bu kadar dünya malına tamah ediyorsunuz? Ya ben değil, onlar tamah etmiş, benden gizli yapmışlar zaten. Ama hala ben de peşindesiniz. Esra Hanım, diğer dört kardeşe de aynı miktarda para verildi mi? Yoksa dört kardeşinizden biri mi aldı parayı? Soralım, Abdullah Bey, Abdullah hepsi amca. Aldı abicim, hepsi aldı mı? O zaman emin burada... misin? Eminim. O zaman Emel Haklı neden abla şimdi dört kardeş alıyorsa... Damatlar neden beni tehdit ettirdi? Mehmet İmamoğlu'nun kardeşi Ercan İmamoğlu'nun küfürleri benim çantamda, telefonumda. Savcılığa verdim ya. Ha? Mehmet İmamoğlu beni niye tehdit etti Faruk Ceylan? Emel Hanım. Baba, bilmediği şeyler var. Lütfen babacığım. Anlatayım da dinle. Belki bilmiyorsundur. Ha. Ben ön tarafı ısmıyor. Şeyi dinlemem. Dinlemiyorsan kapat babacığım. He? Sen bilirsin. Yani zorlayamam ki seni. Hanım. Kapat. Bir şey sorabilir miyim? Bu İstoç'taki neredeki dükkan satılıp diğer kardeşler bunu pay ettiler mi? Ettiler Esra Hanım, ettiler. Hayır, haberimiz yok. Ettiler baba. Haberimiz yok. Bir tek bu Ahmet Keskin'in yaptığı bir şey mi? Çıkartsın ortaya. Bir tek Ahmet Keskin'in satışını yaptığı bir şey mi? Evet. Diğer kardeşlerin bu konuyla bir ilişiği yok. Var. Faruk, Remzi, hepsi beni indik. Seni burada babacığım. Adresi verdim. Savcılık Esra amca. Abdullah amca, sen iyi hiç kendini yorma. Telefonu kapat. Ben alacağım mesajı aldım. Tamam. Esra Hanım. Şimdi diyor ki bu işi yapan Ahmet Keskin'dir diyor. Yanlış mı duyduk? Ahmet Keskin kimdir Emel Türkmen? Esra Hanım, Ahmet Keskin erkek kardeşim. Peki. Ahmet Keskin. Ama damatlar, kızlar hepsi birlik yaptırdılar kardeşlerimle. Emel Hanım, siz İnanıyorum böyle yaklaşıyorsanız ben. Belki de bıkmışlardır sizin çenenizden. Şimdi ya. Şimdi yapıyorum. Daha önce böyle bir şey yapmadık Esra Hanım. Adamcağız Emel diyor ki benimle alakası yok Emel diyor ya. Ya Esra Hanım, babam siz yalan ne, söylüyor diyorum. Nereden onlardan çekiniyor babam. Emel yalan söylüyor Esra Hanım. Emel abla 85 yaşında. Açtıysa göster, tamam çıksın ortaya. Görelim. Kendi malı niye çekiyor? Abdullah amca. Hukukta vardır. Adliyede göstersin Emel görelim. Ya bir dakika, adam size ben bir şey söyleyeceğim Esra abla. Abdullah Bey telefon attığında Abdullah amca. Tanışmış didinmiş size vermek zorundan malı. Tekrar. Ya o zaman beni evlatlık kütüğünden silecek abicim. O zaman gidecek, sen de çalışacaksın, sen de çocukların hakkını sana vereceksin. Ben zaten o başka bir şey, o başka. Ya böyle bir şey var mı ya? Allah korusun. Ablacığım bu ne kadar... Esra Hanım, iki tane çocuğunuz var değil mi? Yani bir babanın yaşayabileceği, Allah hiç kimseye vermesin, evlerden uzak. Bir babanın yaşayabileceği en zor durumlardan biri. Ayıp ya, ayıp. Adamı onlar yaptılar Esra Hanım. Ayıp bir şey Esra. Onlar yaptılar, diğer kardeşlerim yaptılar. Ablacığım, diğer kardeşler yaptıysa sen örnek olacaksın, yapmayacaksın. Diğer kardeşler yayına bağlansınlar, çok rica ediyorum. Siz ikna olmakla zorlanıyor olabilir misiniz? Demek istiyor ki arkadaş, diğer kardeşler sana küfür de etse, neler var Esra Hanım? Kimse? Telefonumda. Üzerine taciz de var bana. Ablacığım bu. Sana kimse küfür etmesin. Ya arkadaşlar. Tamam. Abdullah amca sadece ben. CD'leri çıkaralım. CD'ler var. Yemin ederim bir yudum su içeceğim, üst üste konuşmayın. Ne paraymış ya, var ya. Abdullah amca. Ne? Tekrar sormak istediğiniz bir soru varsa. Hülya Hanım soru soracak, bir saniye. Abdullah amca, bu Emel Hanım sizin yanınıza geldiğinde, sizinle birlikte yaşamaya başladığında... Mal varlığınızla ilgili konularda sizi bilgi ya da idare etmeye çalıştı mı? Hayır. Kiralarınızdır, mülklerinizdir. Böyle bir isteği sizden oldu mu? Baba, ben ilgileneyim sizin mal varlığınızla, kiracılarınızla ben muhatap olayım, paraları ben alayım. Hayır, öyle bir şey yok. Yok mu? Hayır. Zenginler, Suzanlar, Remzi, Ahmet, İstoç'u sat baba, para lazım İstoç'u. Ama ben ne diyordum babacığım sana? Bir dakika. Baba, ben sana satma baba, sen sağken malların senindir. Sen ölünce paylaşılır diyordum. Abdullah amca, bu dava hangi mahkemede görülüyor? Emel Hanım çünkü inanmak istiyor. İnanmak istiyorum ben. Ben bir şey söyleyeyim. Dışlanıp dışlanmadığıma inanacağım. Ordu, Barolar Birliği'ne kayıtlı Kerim Topçuoğlu... Tamam, şimdi biz onunla bağlantıya geçip bütün her şeyi hanımefendi Emel Hanım'a aktaracağız. Ama Emel Hanım'ın en büyük şüphesi şu, siz bunu kendi gönül rızanızla sattınız, diğer dört tane çocuğunuza verdiniz, Emel'i kayırdınız.
Hayır öyle bir şey yok. Öyle babacığım. Ben ya yok diyor ya. Allah Allah. Ay çok özür dilerim. Amcacığım siz diyorsunuz ki benim oğlum Ahmet Keskin bunu sattı kendince. Hileli satış yaptı. Diğer çocukların da haberi yok değil mi? Evet. Ha? Verdi ya 85 yaşında bir adam niye yalan söylesin ya? Ya Esra Hanım ispat etsin benim babam o. Hadi göstersin. Efendim? Neden 9 aydır ortada yok? Peki Abdullah yok, amcacığım yok. Bu dükkanın evet. satışı yapıldığında para size teslim edildi mi? Hayır. Hayır ben haberim yok. Bak, bak adamcağızın hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü gasp ettiler elinden senin. Niye oldu Esra Hanım? Peki. Paylaşıyor diğer dört tanesi gasp aldı parayı. Abdullah amcacığım diğer çocuklar da aynı sorunu biliyorlar mı? Evet. Zekiye onlarda da bu problem var mı? Hepsi biliyor. Hayır onlar da mahkemeye şart. Bunlar da benden beraber. Onlar Ahmet'i mi mahkemeye verdiler? Ordu da. Ne? Ordu da mahkemeye. Avukat Kerim'e sorun. Sizin şahitleriniz kimler? Şahitlerim kimler? Şahidim Remzi Keskin. Ha oğlun. Evet. İmdat Hoca. Köyden. Evet. Kızınız da şahidiniz mi bu olayda? Aynen. Ne? Kızınız da Zekiye Hanım da şahit mi? Hayır. Değil. Peki onlar Ahmet'le konuşuyorlar mı? Görüşüyorlar mı? Görüşüyorlar. Hayır artık konuşmuyorlar. Bütün çocuk kardeşler birbirine küs mü bu durumdan dolayı? Yalan. Evet. Bu durumdan değil. Neden küs? Neden olduğunu ona sor. Şunu baba soracağım. Neden? Ahmet'le Zekiye diğer kardeşin adı neydi dur. Bir Remzi, saniye. Remzi, Ahmet. Dur Abdullah amca. Esra Hanım. Bir saniye Abdullah amca. Bana ne soracaksın ya? Abdullah amcacığım Ahmet'le Suzan, Zekiye, Remzi küsler mi? Hayır hepsi birlikte. Ya size mi soruyorum hanımefendi ya? Amcacığım diğer çocuklar oğullarınız Zekiye, Suzan, Remzi, Ahmet'e küsler mi? Hayır, onlar konuşuyor. Aralarında yalnız, problem var mı? Yalnız Emel konuşmuyor. Yalnız Emel konuşmuyor. Peki, Ahmet'in bu satışı yaptığını öğrendi mi kardeşler? Evet. Ona sitem ettiler mi bu konuda? Suzan'ın beyi de şahit bir kişi. Parayı paylaştılar mı? Satıştan sonra parayı paylaştılar mı? Hayır haberimiz yok. Sizin haberiniz yok. Hiç kimsenin haberi yok. Peki bu işi Ahmet tek başına mı yaptı oğlunuz? Evet. Parayı da kendine mi aldı sattıktan sonra? Evet orada da hanımına belirli araba aldı. Hanımıyla evli araba aldılar sattıktan sonra. Evet. Peki Ahmet ne iş yapar? Hiçbir iş yapmaz. Peki. Sormak istediğiniz soru var mı? Ama burada sıkıntı olan. Yani Emel Hanım'ın bu kadar bas bas bağırıp diğer kardeşlerin niye Ahmet'le görüşüyor olması? Saf dışı Esra bırakıldım ya. Suzan, İnanıyorum çünkü Esra görüşüyorlar Esra Hanım. Söyle Mehmet Ali amcacığım. Şimdi efendim bir insan malını mülkünü gayrimenkul özellikle birine vekalet vermek suretiyle sattırılabilir. İlla da tapuya gidip satmak zorunda değil. Evet. Malımı almaya satmaya diye bir vekalet verir. Bu vekil malı sattıktan sonra mal sahibine gelip ibra alması lazım. Ben malını sattırdım, vekilimden paramı aldım diye. Demesin. Buradaki dava. İstese yapabiliyor, yapmıyor. Dur be güzel kardeşim, dur canım bacım. Babam yapmıyor çünkü birlik yapmıyor. Eşim diyor ki bir nokta koysun konuşmasına diyor. Tamam. Eğer bu ibranameyi almamışsa, tabii orada çok şey var. Mesela 500 milyona satarlar, 10 milyon milyar lira gösterirler satış tapuda. Anladım. O da başka, bu sefer açıklayamazsınız. Farklı. Bu yalnız bu miktardaki dava şahitle, tanıkla ispat edilmez. Bu 450 milyarlık davada tanık olmaz. Esra Hanım. Tanık olmaz mı? Olmaz şahitlerim hayır. Var diyor. Abdullah amca. Evet. Bir şey soracağım. Bir tek Emel mi bu mal konusunda bu tartışmayı çıkartıyor? Diğerlerinde hayır. Bu sorunlar var mı? Diğerleri paylaştığı için sorun yok aralarında. Kapatmış Abdullah amca. Esra Hanım belki de miktar çok büyük olduğu için Ahmet Bey
diğer kardeşlerine şey merak ediyorum, dükkan ne sus kadar payı vermiş olabilir. Yani, 2 milyon dedi. Mal varlığı üzerinde zamanında belli kişilere işte işlerini idare etsin, İstoç'ta da kiralama olayı söz konusu olabilir. Belki oğluna bir vekalet verdi, o vekaletin içerisinde de tasarruf yetkisi var. Ama aile içeri vekalet ilişkilerinde bazen kötü niyetli kullanımlar olabiliyor. Ve bu anlamda da babanın bir mağduriyeti olduğunu iddia ediyor baba. Yani ben satış konusunda kendisine rıza vermemiştim ama Ahmet oğlum bu vekaleti kötüye kullandı. O anlamda da bir dava olduğunu iddia ediyor. Ha, sizin iddialarınız şu yönde haklı olabilir. Diğer kardeşler de bu mal varlığı konusunda azalma söz konusu olacağı için birlikle onlar da işbirliği içerisinde olabileceği şüphesi sizde uyanmış. Hayır, şöyle söyleyeyim şimdi. Emel Hanım'ın durumunu öyle hep beraber dinliyoruz ama yayının başında söylediğim gibi hani bu mal için birbirini, kardeşler birbirlerini giriyor, öldürüyorlar, şey şiddet uyguluyorlar. Ama babanın da iddiası şu. Ayrılıyor. Ya da birkaç kişi alıyor, bir tane mağdur olan var, ona hiç ses etmiyorlar, o bundan mahrum kalıyor. Hani bu biraz vicdan ve hak meselesidir. Sizin kendi alın terinizle çalışıp kazandığınız bir şey değildir. Bu babanın ve annenin yıllarca emek verip birikimlerinden, kazanımlarından elde ettiği bir şeydir. Tabii ki onların vefatı durumunda çocuklar hak sahibidir ama biraz da vicdan sahibi ve olmalı. Babanın aktarımları şu, yani ben yaşarken ben adil bir şekilde aslında mal paylaşımı denge gözetmeye çalıştım. Emel'e de zamanında kendince belirli yerler ve arsalardan bahsediyor. Yardımda bulundum diyor, ama bu satışta diyor benim yani rızam yok. Ben rızam olmadığını beyan ediyorum. Bu noktada da dava açtım. Dava henüz sonuçlanmadı diyor. Bu da babanızın iddiası. Peki şimdi babanın bana verdiği bir şey almadı babam. Emel, yalan söylüyor. Şimdi babanızın verdiği avukatla görüşeceğiz. Onu mahkemeye vermiş. Onları da sizlere bakın, göstereceğim. Ben, evet. Hodri meydan. Buradan buraya en güzel meydan. Peki. Döküsünler. Şimdilik uğurluyorum ama evrakları alıp göstereceğim yalnız size. Buyurun. Bana Esra Hanım küfürler, hakaret acizde bulunuyor beyefendi. Çıksınlar, benim hakkımı gasp etmeye benzemez. Peki, buyurun. Evet, teşekkür buyurun ederim. Nice. Sağ ol, görüşürüz. Buradan annelere babalara sesleniyorum. O kadar çalışıp yaptınız. Hepsini ölmeden yiyin, bitirin, keyfini sürün. Geriye de bir şey bırakmayın. Ama şunu da burada gülüyoruz ama şu da bir gerçek ki bizim ülkemizde maalesef bu toplumun kanayan yarısıdır ve şirketlerde dahi eğer ortaklar kardeşse kurumsallaşma asla olmaz. Olmaz. Ve işte bir sonraki nesile geçtiği zaman da o kökleşmiş şirketler bile dağılırlar. Aynen öyle. Nazmiye Hanım geliyor alkışlarla. Diyeceğim söz. Bir saniye. Hoş geldiniz. Nazmiye Hanım'ı dün yayını izleyenler yakından tanıyacaklardır. Adana'da yaşıyor. Üç tane evladını İncirlik'te görev yapan ailelere, Amerikalı ailelere veriyor aracıları. Herkes onu Necmi olarak tanıyor ama canlı yayında ismini Mecburi olduğunu söylemişti, Mecburi Aslan tarafından. Yasal işlemlerin avukat Elife Kumak tarafından yapıldığını söyledi. Evet. Nazmiye Hanım'ın üç kızından haber var mı? Bunları konuşacağız. Ve bugün dün canlı yayına bağlanan, misyonerlikle ilgili enteresan açıklamalarda bulunan, İncirlik'te bahçıvanlık yapan Lütfü Eker canlı yayında olacak. Reşit burada. Reşit, Fatma Kurt gelmişti. DNA testi için bizim evladımız olabilirsin demişti Fatma Kurt. Ve öyle olmasını da umuyordu. DNA testinin sonucunu şimdi açıklayacağız canlı yayında. Reşit'le ilgili gelişmeler var. Onları konuşacağız. Hafta sonu Adana'ya gitti. Ne oldu ne bitti hep beraber. Reklamlardan sonra geliyoruz sevgili seyirciler. Hiçbir yere ayrılmayın. Nazmiye Hanım'ın 3 evladı Amerikalılara evlatlık verildi. Verilmesindeki yasal işlemleri yapan avukat Elife
Kumar. Kumak, evet. Aracılık eden kişi Mecbure Aslan mı? Onlar evlatlık vermiş, almış. Ben onu görmedim. Ben tercümanlık yaptım. Ben Elif'e kumağı görmedim. Ben Elif'e kumağı görmedim. Sen beni 3 defa avukatın yanına götürdün. Artı bir tane daha bir çocuk verdin. Aziz abla şahidim olsun. Elif'e kumağı tanımıyor. Elif'e kumağı tanımıyor. Çocuk alıp satımı yapıyordun. Kim çocuk doğursa o çocuğu alıp götürüyordun. Ama kalana satıyordun. Avukat Elif'e kumak hakkındaki iddialar bitmiyor. Orada bir düzen oluşmuş. Çocuklarını oradaki asker ailelere veriyorlar. Bu çocuklar da incirlik üzerinden Amerika'ya gidiyorlar ve orada büyüyorlar. Büyük skandal, inanılmaz açıklama. Şimdi Esra Erol'da. Çok çocuk gitti abla, çok. Ondan ne giyeyim? Ben az 22 tane çocuk verim diyor. Kan donduran iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. İncelikte çok şeyler gördüm. Çocuk alışverişleri, misyonlar. Adana'dan Amerika'ya evlatlık verilen çocukların en yakın tanıklarından Bahçıvan Lütfi Eker canlı yayında tüm gerçekleri açıklayacak. Her ay 2 tane 3 tane çocuk evlatlık geliyordu. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Her şeyi anlatacağım. Şimdi Esra Erol'da. Türkiye bu benzerliği konuşuyor. Babası olabilir miyim, annesi olabilir miyim iddiasıyla geldiler. Bu kadar benzerlik olur mu ya? Göz rengine varana kadar aynı. Milyonlar Reşit'in öz ailesini merak ediyor. Reşit'in ailesi biz olabiliriz diye buna çok inanarak gelmişler. Bu benzerlik çok şaşırtıcı. DNA testi de yapılacak. Duran amca Reşit'in öz babası mı? Şimdi Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, programın ikinci bölümündeyiz. Bizim ana konularımıza geçmeden önce stüdyomuzda bir hanımefendi var. Meryem Nazlı. Nasılsın Meryem? Bir mikrofon uzatabilir miyiz Meryem'e? Biz Meryem'le reklam arasında bir fotoğraf çektirdik. Aynı zamanda da kitabını da bana getirdi. Hoş bulduk, teşekkürler Ezra. Bir Azmin Kırılgan Hikayesi, adı Meryem. Adı Meryem. Evet. Sizin hikayeniz? Benim hikayem çok garip bir hikaye aslında. Ben kas hastasıyım. Kas hastasıyım. Tedavisi olmayan bir hastalık. Aynı durumda bir de abim var. Abim bakım evinde Darlozide yaşıyor 97'den beri. Ben 37 yaşına kadar tedavisi olmayan bir hastalıkla çok mücadele ettim ama maalesef umutlarımı yitirmiştim. Çünkü tedavisi olmayan bir hastalık. Artık ölümdü benim tek kurtuluşum. Ölüm beklemeye başladım. Ölüm gelince ben kurtulacağım. Ama 37 yaşından sonra bir zincirleme, bir değişiklik oldu. İlk önce bir noterin evimi ziyaretiyle bana bir bilgisayar sözü vermişti. O psikolojimi anlamıştı. Daha sonra ekonomik sıkıntım çoktu. Evde bakım maaşı bağlanmıştı. O beni çok rahatlattı. Tek ablamın üzerineydi. Onun arkasından akülü aracın gelmesi, bir engelli akülü aracın gelmesi benim hayatımı 180 derece çevirdi. Ben çok okumak istiyordum. Şimdi akülü sandalyenin insanlar için neden umut olduğunu anladınız evet, mı? Ben bu kitabı o amaçla yazdım Esra Hanım. Akülü araba üzerinden. Çünkü o döneme kadar çok yüreğim çok yandı. Çok zorluklar yaşadım. Çok acılar çektim. Hayat o kadar güllük gülistanlık değil. Ama bunun üzerinde yaşadıklarınızı anlatan bir kitap topluma, yazdınız. Topluma bir mesaj. İnsanların hayatına belki bir katkı olacağını düşündüm. Arabama sahip olunca ortaokul okudum, liseyi okudum, KPSS'ye girdim. Helal olsun size. 8 yıl engelli derneklerinde yönetimde. Helal olsun ya. Vallahi kitap ben şimdi kendi sosyal medya hesabından da paylaşacağım. Hedefim üniversiteydi Esra Hanım. Hedefim üniversiteydi. Kazandın mı? Giremedim maalesef, aile sağlık sorunlarımız oldu. Bir ablamı kanserden kaybettim. 2 yıl onun takibini yaptım. Babam Alzheimer oldu, şimdi burada konuşma oldu. Yorum yapacaktım, tam yeriydi, tam zamanıydı. Yüreğim çok acıyor. Böyle şeyler izliyorum, çok ağlıyorum evde. Size de şaşıyorum sabrınıza. Gerçekten size karşı da kolaylık diliyorum. Allah Amin. Size sabır versin. Amin. Bu kadar zor, bu kadar acı bir programın içerisinde, konuların içerisinde. Ben biraz önceki şeyle ama de bu bir... kadar acının içerisinde beni en çok hayata bağlayan ve bu sabrı göstermeme sebep olan duygu ne biliyor musun? Finalde bir çözüm üretiyor evet. olmak. Evet. Yani Emel Hanım, kardeşlerine de buradan o sistemi göndereceğim. Reklam arasında da konuştuk. Daha ölmeden bir babayı mezara koyup onun
malları peşinde koşan bir kardeşin hikayesini dinledik ama onun kafasındaki en büyük şüphe neydi? Kardeşlerim de bu işin içerisinde. Halbuki baba da bu işten mağdur olmuş bir baba. Bunu duydu. Artık bunu kabul etmesini sağlayacağız. Belki de onun o psikolojik savaşından kurtaracağız. Bir de kavuşmalar var ya. Evet, bir de bir şey diyeceğim. Şimdi Emel Hanım'ın konusuydu ama Emel Hanım'a şahsına değil de genel olarak hani konuşmak istiyorum. Çünkü bunları çok yaşıyoruz maalesef. Mal sürekli bir, yani bu mal dünyanın malıdır. Bu dünyada kalır. Babayı çok seviyordum. Babacığım cümlesi yetersiz benim için. Babayı seven bir insan malının peşine düşmez. Baba, her evlat babanın ölümünü bekleyip onun malının peşinde yarışa giriyorlar. Ama baba hayattayken ona bakmak için yarışa girmiyorlar. Bu çok bir acı. Benim yüreğim çok acıyor. Ne kadar güzel bir cümle kurdunuz ya. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben babamı kendi elimle Esra Hanım bakamadığım için... İmkanım olsaydı, bana hiçbir şey yapmadı babam, bu durumumdaydı. Tamam, ayrımcılık yaptı babam ama babam Alzheimer oldu, bakamadığım için. Ben kendi elimle bakım evine Darlazi'ye verdim ama imkanım olsaydı şu an, pozisyonum olsaydı ben babam yine oraya vermezdim. Bana hiçbir şey yapmasına gerek yoktur, benim yüreğim o. Senin şartların ve imkanların ortada. Daha iyi şartlara ve imkanlara sahip olan insanlar maalesef bu özveriyi gösteremiyorlar. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi önce Filiz. Nasılsın? Dün hepimizin kafasını karıştıran, tarafları dinlediğimiz zaman acaba dediğimiz bir konuyu işledik. Biz bugün buraya Anılcan'ı bekliyorduk aslında. Gelmeyecekti. Biliyorum. Gelmeyeceğini biliyorum. Evet, biliyorum Esra Hanım. 5 dakikalık mesafede oturuyorum ben. Oğlum yoğun bakımdayken yattığında gelmedi. Şimdi mi gelecek yani? Yani bu Anılcan'la mı alakalı, ailenin ona baskı uygulamasıyla mı alakalı? Baskı uygulamıyor. Aile şimdi onu çok şımarık yetiştiriyor. Şimdi senin konunu konuşacağız daha uzun uzadıya. Sadece şunu söyleyeyim. Mahkeme sürecindesiniz. Evet. Hani babalığın tanınması, DNA testleri yapıldı. Mahkeme tekrar belki DNA testi talebinde de yapıldı, olunacak. O da yapıldı. Ha, o da yapıldı. Tabii, orada da Anılcan baba çıktı. Yani 1000 tane de test yapılsa. Daha sonuç çıkmadı. 2 ay sonra mahkememiz. Yani sonuç değişmeyecek. Evet. 3 yıl sonra, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra bu nüfus kağıdı işi gerçekleşecek. Yani çocuğun nüfus kağıdı çıkacak. Baba olarak da Anılcan yazacak. Sadece aileye dün seslendim, bugün de söylüyorum. Yani 3-5 yıl aynı sıkıntıyı yaşamak mı? Çocuğu daha cezalandırıp bu sıkıntıyı yaşamasına sebebiyet vermek mi? Bilemiyorum. Ne oldu Eda? Bir hatırlatmamız var Nazmiye Hanım'la alakalı. Konuşacağız seninle. Daha konumuz bitmedi. Ben Anılcan'ın buraya gelmesini istiyorum. Bu işin daha anlayışla, daha huzurla bitmesi taraftarıyım. Çünkü geçen yıllar o arada çocuk büyüyecek, bilinçlenecek. Belki sen farkında olmadan o çocuğa... Babasıyla alakalı hep olumsuz şeyler söyleyeceksin. Söylemek istemiyorum. Belki kendi düşmanını yaratacaksın. Hayır. Belki tam tersi, dünya öyle bir düzen değişecek ki o çocuğun sevgisine ihtiyaç duyacaklar. Bilemezsin yani. O yüzden şimdi bugün değil, seninle de konuşacağız. Tamam. Nazmiye Hanım'ın hikayesi, bir anne çocuklarını evlatlık olarak neden verir? Vermek için sebepleri nedir? Bunu neden Adana'da yaşarken... Kendi bölgesinde bundan sosyal hizmetler aracılığıyla değil de İncirlik'te görev yapan, belki de Amerika'ya gittikten sonra hiç göremeyeceğini bile bile Amerikalı ailelere verir. Bunu konuşuyoruz. Çocuklarını görmek isteyen bir annenin sesi olacağız. Hikayeyi de dinliyoruz, o dönemde neler yaşandı. Aracılar var, ismi geçen insanlar var. Bununla ilgili dün canlı yayından minik bir hatırlatma, sonra da başlıyoruz. Nazmiye ablanın 5 tane evladı var. 3 tane çocuğunun nerede, nasıl ve kim olduğunu merak eden bir anne. Aracılar vesilesiyle Amerikalı aileye veriyor. Verilmesindeki yasal işlemleri yapan avukat Elife Kumak. Kumak, evet. Yine Elife Kumak'ın söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Sen çocuklarına evlatlık vermeye nasıl karar verdin? Nazmiye bizden konuşmaya geldi ilk defa, dedi. Sizin de hayatınız kurtulur, çocukların orada. Sen çocuklara evlatlık vermek istemiyorsun. Necmiye mi sana geliyor? Evet. İncirlik Havalı'nın şeyinde çalışan Darlin'in hizmetçisi. Zübeyde'yi mi istiyorlar ilk sizden? Zeynep'i verdim. Bir hafta geçince
büyüğünü de verdim. Kim gelip istedi senden Zübeyde'yi? Necmiye Darlin'le beraber geldi. Hastalığını da yani gündeme getirdi. Artı bir de avukat da söyledi bana. Avukat Elife, kim? Elife Kumak. Onu yanına götürdü. O da verirsen iyi olur dedi. Avukat Elife Kumak sizin evinize mi geldi? Yok, Necmi onun yanına götürdü beni. Şimdi verdiğin o üçüncü çocuğa geçeceğiz. Bir çocuk daha dünyaya getiriyorsun. Necmiye bayanla yine geldi. Doktora götürdü dedi. Gözleri körmüş bunun dedi. Görmüyor dedi. Bunu da onlardan tedavisini görsün diye Necmiye'yle onu da götürdü. O da Amerikalıydı. O da Amerikalıydı. Evet. Üç tane çocuğunun verilmesini aracılık eden Necmiye Kaya telefon attığında. Çocukları ortada perişandı. Evet. Ondan sonra bu çocukları evlatlık vermek istemiş. Ben de o ailenin evinde çalıştığım için ben tercümanlık yaptım. Ben Elif'e Kumağı görmedim. Ben Elif'e Kumağı görmedim. Bazen Nazmiye Hanım çocuklarını görmek istediğinde ben tercümanlık yaptım. Onlar evlatlık vermiş, almış. Ben onu görmedim. Yalan söyleme. Sen geldin çocuğumu aldın tamam, elimden. Tamam şeyi geçelim. Yalan söyleme üçüncü lütfen. Üçüncü çocuk için. Sen bakın. Üçüncüye de Osmaniye'ye geldin elimden aldın. Ha Osmaniye'ye gittiğimde doğru. Hatta ağlayarak darbine Amerikalı bayana ağlayarak yalvararak döndü dedi ki ne? Çocuklarım kurtulsun dedi. Ben onun ağzından duydum. Ben sadece tercümanlık yaptım. O kadar. Bu kadın yalan konuşuyor. Tercümanlık değil, yalan söylemiyorsun. Sen kendin benim evladımı aldın götürdün. Necmiye Hanım, onları evet. Avukat Elif'e Kumağı kim götürdü? Vallahi bilmiyorum. Siz o zaman gittiniz mi beraber? Hayır, hayır. Resimlerin var onunla beraber. Aziz Allah şahidim olsun. Elif'e Kumağı tanımıyor. Elif'e Kumağı tanımıyor. Peki, tanımıyor. Şimdi Nazmiye abla, üç tane çocuğunu, ikisini aynı aileye, evet. Birini de farklı bir aileye verdin. Onu da Necmiye getirdi. Biz Necmiye olarak biliyoruz. Şimdi hanımefendinin normalde kimlikteki ismi Mecbure Aslan. İşte bu çocukları almaya gittiğinde o Necmiye ismini kullanıyormuş. Peki şimdi... Ya sen Necmiye diyorsun, ben Mecbure diyeceğim filan. Mecbure Necmiye evet. Gidecek. Aslında şunu söyleyeyim. Necmiye Adana'da bilinen ismi, Mecbure de kimlikteki ismi. Evet. BTR'yi izledik, onun üzerine tekrar sorular soracağım. Mecbure Hanım dün canlı yayına bağlandı. Dedi ki, Nazmiye'nin çocuklarının verilmesine ben aracılık etmedim. Benim çocuklarımı, ya bu Darlingili ben nereden tanıyacağım? Onlar kendiler tanıyor onları. Hizmetçisi geldi. Kim geldi evine çocuklarını istemeye? Zaten Necmiye beni tanıyordu. Gelip gidiyordu bize. Acıyordu yani fakiriz diye acıyordu. En son Darlin'le beraber geldi. Darlin dedi ki ne? O kut kut yani İngilizce falan söylüyor, konuşuyor. Ben anlamıyorum İngilizce. İsterdi. Rahatsızlığını da biliyor. Daha önceden biliyor Necmiye. Bildiği için... Verelim dedi. Yani ileride dedi öteki çocukların da hayatı kurtulur dedi. Senede bir gün görürsün dedi. Gelirler şimdi dedi bana. Şimdi senden ilk istenen çocuğun Zeynep. Evet. Küçük kızın. Evet. Zeynep'in de bağırsaklarında bir hastalığı evet, ve bir doğrudur. Problemi var. Doğrudur. Senden bu Mecbure Aslan. Evet. Senin bildiğin ismiyle Necmiye. Evet. Zeynep'i istediler. Biz bunun tedavisini üstleniriz. Bize evet. Ver. Evlatlık olarak mı dediler? Evet evlatlık olarak dediler. Yani. Peki. Hem tedavisini görürüz dediler hem de evlatlık ama senede bir defa gelecek de Türkiye'ye beni yani görmek için. Peki. Onu Necmiye söyledi. Onu verdin. Evet. O gün Darlin alıp çıktı mı Zeynep'i? Evet çıktı. Zeynep'i hemen paket ettin verdin kadına. Yani dediği gün değil. Ha. Bir hafta sonra yine geldi. Arabayla geldiler. Arabaya bindik. Elif'e Kumağa gittik. Hı hı. Yani orayı bilmem ben. Onlar götürdü ben o avukatı. Necmiye bilmem diyor ya. Necmiye'nin arkadaşı avukat. Evet. Kendisi oraya götürdü bizi. Avukat da hatta acıdı yani şey yaptı kendine. Ben ağlayınca teselli verdi bana dedi. İrelde dedi
Necmiye'nin konuştuğunu, aynısını da avukat konuştu bana. Ne konuştu? İşte Sera'da bir gelir. Evet. Çocuğunu görürsün. Evet. İrel de bak bir tane tanıyorum dedi. Böyle senin gibi bir kadın verdi dedi. Bütün dedi kardeşlerini, annesinin dedi şimdi hizmetçileri var dedi. Aynen Akvat bana böyle söyledi. Bir tane kadın senin gibi Amerikalı bir aileye verdi. Evet. Şimdi? O kadının da yani çocuğu, annesini, kardeşlerini götürmüş. Onun da hizmetçileri varmış yani Elif'e. Avukat bana bunu söyledi. Yani çocuklarını verirsen daha iyi bir hayat yaşarsın. Evet. Yani kızın orada işte varlıklı olur, evet. Zengin olur. Sen de hayatını yaşarsın, kurtulursun. Evet, çocuk da yani hastalıktan kurtulur. Ben hasta nedeniyle verdim zaten. Nazmiye Hanım, Elife Kumak sizin avukatınız mıydı? Yoksa yok, evlatlık alan Amerikalı ailenin işlemlerini takip etmek üzere mi vekalet görevi vardı? Vekil sıfatıyla yer alıyordu. Darlin'den o Necmiye'nin avukatı. Ben tanımıyorum. Ben avukat tutacak ekmek param yok ki. Avukat tutayım. Evet. Siz mahkemeye çıkmadınız mı? O dönemin yasalarına göre sulh hakimi... Hayır. Mahkemeye falan çıkmadım. Sadece avukatın yanına gittim. Evet. Avukat bana bir şey imzalattı. İndim, odur budur. Şey yapmadım. Bu kadar daha. Yani. Bu kadar, evet. Ama bakın bu çocukların soy isimleri değişmiş ve nüfus kütüğündedir. Evet. Bunların beyanları var, yabancı soyadları var. Yasal olarak yurt dışına çıkmış bu çocuklar. O anlamda da o dönemin yasalarına göre sulh hakiminden... İzin alınıp daha sonra da noterde sözleşmenin yapılmış olması lazım. Birçok yere gidiyor olman lazım. Yani birçok yerde imza... Hayır, sadece avukata gittim. Darlin'di. Avukattı, Necmiye'ydi. Bir kere avukata gittiniz. Başka hiçbir yere evet, gitmediniz. Evet, o da beyimle peki. Gittim beraber. Şimdi dün Mecburi Hanım yayına bağlandı. Ben çocuk satışı falan yapmıyorum. Sizinle ilgili şu iddiada bulundu. Nazmiye Hanım dedi, hayat kadınıydı dedi. Bu çocukları nereden yaptığı da belli değildi diye bir iddiada evet. Bulundu. O söylediği için kusura bakmayın böyle söylüyorum. Mecburi Hanım'la ilgili bu ihbar. Alo. Efendim. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk. Mecburi Hanım'ı tanır mıydınız? Mecburi Hanım'ı evet Necmiye olarak. Uzun saçlı Necmiye derlerdi. Necmiye olarak tanırdınız. Evet, uzun saçlı Necmiye olarak tanınırdı. Peki. Hı hı. Demişsiniz ki dün canlı yayında hep yalan konuştu. Hangi konuda yalan söyledi? Necmiye yalan söylüyor. Bak orada o kadar çocuklar verildi. Hangisini araştırırsanız araştırın emin olun altında Necmiye'nin parmağı çıkacak. Çünkü o ben de çalıştım. 27 yıl ben de orada çalıştım. İncirlik'te. Necmiye ile ben yan yana çalıştım. Yan yana. Evlerimiz bitişikti. Ben de duldum. 3 tane çocuğum vardı. Söylediği kelime şuydu. Ya çocuklarınızı niye bu kadar sefil büyütüyorsunuz? Verin Amerikalılara. Bunu direkt söylemiyor ama böyle süsleyerek. Necmiye'nin insanları ikna etme kabiliyeti çok fazlaydı o zamanlar. Ben de o zaman 26-27 yaşındaydım. Çocuktum. Ama Allah bin kere razı olsun ki benim ailem arkamdaydı. Çocuklarıma baktığı için. Kesinlikle ben asla vermedim. Necmiye nerede gariban bulursa onun defesine biniyordu. Aynen öyle. Benim evet. Defeme bindi. Yani beni sadece iddianız şu. Biz yan yana İncirlik'te evet. Ailelerde çalışırdık hizmetli olarak. Evet, evet. İkna evet. Kabiliyeti yüksek bir kadındı. Sadece evet. Nazmiye'nin çocukları değil birçok çocuğun yani Adanalı fakir ailelerin çocuklarını... Çocuk. Ve kendisi... Ağzından çıkan kelimeler. Siz şahit oldunuz mu ya da gördünüz mü herhangi bir başka... Yok, ben görmedim. Kendisinin birebir anlattığı. İşte Zeynep'i verdim, başıma kaldı. Kızı da orada bahçıvandan doğurdu. Bak kendisi herkese çok affıyor. Çok ya. Kötü kelime kullanıyor bahçıvanın o kadına. Bahçıvanın çocuğuymuş. Kendisi de o kızını bahçıvandan doğurdu. Ve ondan sonra, yıllar sonra evine girip çıktığı bayan... Anladım. Dışarıdan değil, peki. Dışarıdan biri. Komşusu olan, arkadaşı olan bayan...
Aldı Nefret dediğiniz oldu. Yani onları İnsan ayırdı değil. Sonra beyefendiyle birlikte mi olmaya devam birlikte etti? Birlikte yaşadı. Birlikte senelerce birlikte yaşadı Necmiye. Öbür yuva dağılmış oldu. Öbür yuva dağıldı. Çor çocuk darmadağın oldu. Peki benim buradaki ana konum yani Necmiye Hanım'ın özel hayatı değil. Değil ama çok yalan söylüyor. Demek istediğim bu. Necmiye çok yalan söylüyor. İncirlik'te eğer 20 tane çocuk verildiyse bunun en az 10'unun altında Necmiye'nin parmağı vardır. Bunda niye vardır. Bu konuda aracılık ederdi çocukların verilmesine? Nazmiye Hanım'ın çocukla işte Nazmiye Hanım diyor ki ben garibandım, fakirdim, çocuklarıma bakamıyordum, çocuklarım hastaydı. İkna edildim ve vermek zorunda kaldım diyor. Zaten öylelerini buluyordu Necmiye. Ne? Öylelerini, garibanları buluyordu. Hayır şunu sormak peşine istiyorum. Peşine mi düşüyordu onların? Hanımefendi şimdi vermek isteyen... Düşüyordu. Evet gariban nerede bulursa tanıdıkları. Ama bakın ben bir şey söyleyebilir miyim? Şunu öğrenmek istiyorum ben. Şimdi aileler çocuklarına bakamadıkları için hani verildiği iddiası evet. olabilir. Ama bu evet, işleri evet. sizin iddianız şu. Bir değil iki değil yaklaşık bir sürü çocuk yani ondan aşağı değildir diyorsunuz. Bu işleri tanesi, 10 tanesi sürekli yaptığını iddia ettiğiniz kişi bunu yalnızca iyilik adı altında mı yapıyordu? Allah iyilik altında mı? İki tane çocuğu vardı, bağımlıydı. Onlara para yetiştirmek için mi yapıyordu bilmiyorum. Yabancı dil bilmesi bu misyonu üstlenmesinde etkili olabilir mi? Yani? Hayatım, hayatım orada bir sürü dört dörtlük İngilizcesi olan kişiler vardı. Neden onlar değil de Necmiye? Neden? Peki yani siz Necmiye diyorsunuz ama Mecburi Hanım telefon hattında. Alo deyin lütfen. Alo. Alo. Mecburi Hanım. Sizinle Adana'dan yakın arkadaş olan, hani özel hayatınıza kadar da her şeyi bilen, İncirlik'te yan yana evlerde çalışırdık. İkimizin de görevi aynıydı. Mecburi Hanım defalarca bu gariban ailelerden çocukları alıp Amerikalı ailelere verirdi, aracılık ederdi diyen bir hanımefendi var. Sanırım arkadaşınızda. Esra Hanım. Buyurun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bunlar hep yalan, bunlar hep iftira. Sizin konunuz, sizin konunuz. O bayanın çocukları Zeynep ve Sübeyde. Hayır bizim tamam. konumuz İncirlik'ten... ...hazırladığı Bak konusu. Bak hele bunlar bana komplo oynuyorlar. Benim kesinlikle ilgi bir işim yok. Benim özel hayatım beni ilgilendirir. Kimse ilgilendirmez. O bayan eğer çocuğunu arıyorsa... Türkiye'den yasal yollardan çıkarılmış mıdır bu çocuklar değil mi? İkinci sorumuz şudur. Eğer uluslararası sözleşmeleri ve o dönemki yasal mevzuata uygun olarak çocuklar evlat edinilmiş ise tekrar bu çocuklar niye Zeynep Hanım'da olduğu gibi niye Türkiye'ye getirilip bir takım mağduriyetlere sebebiyet verilmiştir? Mecburi Hanım. Tamam işte yani... yüzü yok. Şimdi dün özel Hatalı hayatım dedi, suç dün makinesi. Sizinle alakalı. Çok korkudan, bundan korkusundan Peki, çıkamıyor. Peki satıyor derken size bir para verdiler mi Nazmiye abla? Garibanlığından kendi, almış da olabilirsin. Ben, tamam, dün bahçıvan çıktı, ben sonradan algıladım. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bunu bir Zeynep'in annesine götürüyorum diyerekten çıkartmış. Ama ben neredeyim? Ben yok, onu göremedim. Ama saklı Hayır, diyorsunuz. Hayır eşim yok ya. Alamaz. O da yanımızdaydı. Saklı diyorsunuz. Kabul etmiyor sizin çocuklarınızı verdiğine. Diyor ki benden önce Zeynep ve Zübeyde verilmiş diyor. Aha, yok yok kendi darlinden geldi. Buyurun. Alo. Efendim. Nazmiye Hanım'ın çocukları sizin aracılığınızla mı verildi? Bu konuda hayatları kurtulsun diye aracılık Nazmiye ettiniz Hanım, mi? Nazmiye Hanım bak doğruları söyle ben doğruyu söylüyorum. Bak, ben avukatı tanıyor muydum? Bak bir saniye beni dinler misiniz? Dinliyorum canım benim söyle doğruyu söyle yalnız doğruyu. Dinliyorum. Alo. Neco? Şimdi bak bir dakika. Ben...
Naciye'nin vasıtasıyla bu hanımı tanıdım. İzmir'in hava üstünde Senem Aslan diye bir arkadaşımız vardı. O çalışıyordu. Bu da Naciye ile arkadaştı. Oraya gelip gidiyordu, tanıdım. Bunlar, bu kadın ağlayarak ben hayat kadınıyım dedi. Çocuğumu vermek istiyorum dedi. Kime dedim? Çocukları bir saniye dinle, dinlemeyi bil. Dinlemeyi bil. Kime dedim ben hayat kadınıyım diye? Bana dedin. Dikkat edin lütfen, şimdi söz veremeyeceğim. Ne olur kelime, yani bu kadar kolay ama bir ucuz... Ama söylüyor işte, bak beni de konuşturuyor. İnsan gibi benim evladımı sen verdin. Peki. İnkar ediyor ya, bu benim mahsus rencide etmek istiyor ki çocuklarımı bulamayayım diye. Benim çocuğumu kendi darlığıyla beraber geldi. Ya bu kadar da tesadüf olur mu? Bakın aracılık ettiği iddia edilen, yani tamamen... İyi niyetli düşünelim, bir çocuk var, rahatsızlıkları var ve ülkeler arası evlat ediniliyor ve yurt dışına veriliyor. Bu çocuk Amerika'dan hayatı tekrar Türkiye'ye nasıl geliyor ve sizin yaşında benim kızım evlendirildi. Şimdi nasıl bir ilişkiye giriyor? Benim kızımın yaşını kardeşleri araştırdı, bana söyledi. Kızımı 15 yaşında evlendirmiş bu, oğluyla beraber. Resmi bir evlilik değil. Yok, öyle evlendirmiş. Komşular ondan korkuyor. Yani bundan bağlandı kadın, demek o da korkusuz bir bayanmış. Korkudan bayan hatta kimse bağlanamıyor. Hanımefendi, telefon hattında mısınız? Biraz önceki ihbarda bulunan Mecburi Hanım yalan söylüyor diyen. Alo. Gitti korkudan. Alo, yok gitmedim ben. Yok, çocuklarını veren bayanı tanımıyorum. Ben Necmiye'yi tanıyorum. Diyorsunuz ki İncirlik'te 20 çocuk verildiyse bunun onunla aracılık eden Necmiye Hanım'dır, yani Mecburi Aslan'dır. Aynen öyle, Necmiye'dir. Ve bak şunu da söyleyeyim, orada o kadar çok İngilizcesi güzel olan insanlar vardı ki, neden onlar değil de Necmiye? Neden? 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 Bu yani. Necmiye'nin şeyini tanıyor musun? Naciye'yi tanıyor musun sen? Yok, ben Naciye'yi tanımıyorum. Ben sadece Necmiye'yi tanıyorum. Ben Necmiye ile 2 sene aynı yerde çalıştım. Ben Necmiye ile 2-3 sefer konuştum. Baktım çok da yani kafama uygun bir insan olmadığını anlayınca o onu rezil ettiğini, hamil olduğunu, dövdüğünü anlatan birebir kendisidir. Ya ben kızıma işkence yapıyormuş, anlatıyor işte. Allah var yukarıda. Görüyormuş. Ben ondan sonra görüşmedim Necmiye'yle. Zeynep'i mi? Görüşmedim. Zeynep'i ne zaman işkence yapıyormuş? Yani iddia ettiğiniz şey şiddet uygulamış. Oğluyla. Evet. Uyuşturucu bağımlısıydı. Necmiye'nin her iki oğlu da, biri öldü yanılmıyorsam. İkisi de öldü, ikisi de. Ha, bilmiyorum. Biri öldüydü benim bildiğimde. Yani, Zeynep'e şiddet uyguladığını mı iddia ediyorsunuz? Kendi ağzıyla söyledi. Verdim Amerikalı'ya, durmadı. Geri geldi, benim başıma bela oldu diye durmadan söyleniyordu. Durmadan. Baktım ki, dedim ki bu kadında merhamet denen bir şey yok, bundan uzak durayım. Şimdi, ondan sonra konuşmadım çok fazla. Dün canlı yayından sonra da ekip arkadaşlarının Mecburi Aslan'ın telefon görüşmesi yapıyor. Söylediği şu... 14 ve 15 yaşlarında Zeynep geldi. Ondan sonra gel buraya, nasıl bir hayat yaşadığını gör. O arada sizi aramışlar. Nerede oturduğunuzu bulamamışlar Zeynep'i göstermek için. İşte bu hayatımı yaşamak istiyorsun. Dön Amerika'ya, kendi hayatını yaşa diye. Sonra 18 yaşında bir daha Zeynep buraya geliyor. O arada oğluyla bir birlikteliği oluyor. Bu birliktelikten hamile kalıyor. Çocuğu da Amerika'da doğuruyor. Asla yalan söylüyor Necmiye. Annem de bağlanacak. Annemin evine 3-4 defa gitmiş bir kadın. Annemin evi mülk, kira değil bir kere. Evet. Artı Mustafa denilen çocuğun, Dilek'in babasının evi de mülk. Annesi, kardeşleri mülk ev. Oraya da 4-5 sefer gitmiş, çay içmiş bir kadın. Şunu biliyor. Soracağım Nazmiye abla. Biliyor olayı. Karıştı. Ben nasıl şimdi kayboluyorum? İki tane çocuğunu eve gelip istediler diyorsun. Onun iddiası farklı. Dilek benim için çok önemli. Sen diyorsun ki ben Adana'dan taşındım, Osmaniye'ye gittim. Mustafa ile evlendim. Mustafa bağlan. Mustafa bağlan, bağlanma. Bak bağlanmazsan rezil ederim. Dilek'i nereden geldi bu? Necmiye nereden aldı?
Şunu söyleyeceğim. Barış. Sen diyorsun ki ben Dileği doğurdum. Daha kırkım çıkmamıştı. Bu Necmiye eve geldi. Evet, evet, evet. Kırkım çıkmamıştı. Ama aldı bebeği götürdü. Ama o da diyor ki tam tersi Nazmiye diyor. Kucağında bebek ediyor. İncirliğe geldi diyor. Hayır, asla. Asla şahitlerim var Osmaniye'de. Şahitlerim var. Hatta Osmaniye'de bir kadın doğum etmişti. Onu da bebesini alacaktı. Gitti baktı. Kadın dedi ben vermem dedi. Şimdi bu Dileği alan aile, Dilek hangisi, şu kucakta olan mı? Yok, o Zeynep, burada Dilek Zeynep, yok. Zeynep burada Dilek yok. Yok. Burada yok Dilek. Ha bu o kilolu bayan bu senin Dileği evine alıyor. Gelen evet. Kadın mı? Kilolu bayan Dileği alıyor. O şu Zübeyde'nin Zeynep, benim kucağımdaki olan Zeynep. Bu siz misiniz? Evet, o zaman böyleydim ben. Anladım. Kucağındaki Zeynep, diğeri Zübeyde. Evet. O da Zübeyde'nin ufağı olan. Peki bu kadınla sen nereden samimisin? Hangi kadın? Bu Dileği alanla. Tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun? Niye fotoğraf çektiriyorsun o zaman? O zaman yani bununla beraber geziyordu. Beraberlerdi. Hayır bak. Bir Darlin'in fotoğrafını getirebilir misiniz ekrana? Darlin'le olan bir fotoğraf karesi var. Şimdi daha Dilek doğmamış burada. Dilek yok dünyada. Ha, Dilek yok. Evet, evet. Tamam, yok. Hamile falan değilim. Şimdi. Tamam, aynen böyle. Bir tane de bu mahkeme çıkışında bir fotoğraf karesi vardı. Ailece olan, Halil'le falan beraber. Halil'le olan, dün de canlı yayında konuştuk o fotoğraf karesi. Darlin çocuklarımı çok seviyordu, Allah var. Necmiye sattı. Şimdi bu Zeynep'i senden istiyorlar. Sonra bir hafta sonra Zübeyde'yi istiyorlar değil evet, mi? Evet, evet. Sen bunları veriyorsun, bu... Adliyesinin orada çekilen bir evet, fotoğraf. Evet, evet. Çocukları verdiniz. Evet. Adliyeye gitmedim demiştim biraz önce. Adliye değil yani, avukatın bürosu. Avukatın ben bürosunda çekildi. Adliyenin orada çekildik burada. Bu neresi burası? Adliyenin orada yemek falan yiyorlar. Tamam. Orada bu, çocuklarıma bir şeyler yedirdim. Gün, bundan sonra çocuklarını bir daha görmedim bu fotoğraf çekildiği günden sonra. Ben bir defa daha gördüm. Tamam. Ondan sonra dedi uçağa bindi, Amerika'ya gitti dedi bana. Peki. Ondan sonra görmedim. Şimdi diğer fotoğrafa gel. Biraz öncekine. Bu ne zaman çekildi? Aynı gün mü? Bunları evet. Hatırlamaya çalış. Ya bu da aynı resim değil mi şimdiki baktığımız? Hayır. Halil vardı ötekinde evet. Aynı aynı. Aynı. Aynı gün çekildi. Evet evet aynı Peki, gün. Peki bu Dileği alan kadının o gün orada ne işi var? O Nezmiye'nin arkadaşı. Zaten Nezmiye Amerikalılarla arkadaş. Erkekle bayanlarla. Arkadaş olabilir ama yanın... bir tarafta Darlin'in yanında çalışıyor. Sen iki çocuğunu ona veriyorsun. Senin o mahkeme gününde bu kadın sizinle beraber oluyor. Buna da çocuk veriyorsun. Yani ve zaten... yok, her arkadaşına ama... çocuk mu veriyorsun? Yok, gözleri görmüyor dedi bana. Kimi? Osmaniye'ye geldi. Çocuğu doktora götürdü. Hayır. Görmüyor dedi. Bu kadın dedi. Dileği alan kadın değil mi? Evet. Doğru hatırlıyorsun. Evet evet. Bu da Mecbure'nin arkadaşı. Evet. Yani Mecbure yakın Amerikalı yakın arkadaşlarına çocuk mu evlat edinmelerini sağlıyor? Evet. Heh, buna mı aracılık ediyor? Her Amerikalılara evet öyle yapıyor. Okey, şimdi anladım. Aynı Artı... gün sen Dileği 2 yıl sonra bu fotoğraftan kaç yıl sonra dünyaya getirdin tahminen? 1, 2, 3... İşte bir sene sonra şey oldu. Bir 9 ay hamilelik olsa hadi 1,5 yıl diyelim. Evet evet. Sen geldim. Doğuruyorsun. Senin evine kim geliyor? O kilolu bayanla. Darlin yok ama. Şey. Söyle fotoğrafta Necmiye. Necmiye ile yani Mecbure ile bu kadın senin evine geliyor. Evet. Senin doğum yaptığın haberi nereden alıyorlar? Onu sen bilemedim işte. Adana'dan taşınmışsın, Osmaniye'ye gitmişsin. Adana'ya hiç gitmemişim. Mustafa ile evlenmişsin. Evet, evet. Çocuğu doğuruyorsun. Yani nasıl oluyorsa geliyor kadın o gün. 40 gün sonra geliyor. Şimdi bu kadar tesadüf olabilir mi arkadaşlar? Bir ihbarımız daha var, yeni bir ihbar bu. Alo. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk Esra Hanım, sizinle mi görüşüyorum? Evet, canlı yayındasınız ATV ekranlarında. Esra ben. Merhaba, ben Necmiye hakkında görüşmek istiyordum. Sizin bildiğiniz isimle Mecbure. Mecbure Aslan, buyurun. Çok yalancı bir kadın. Buyur işte. 1996 ha? yılında da ben bir 95 işte. Kızımı doğurmuştum. Benim kızım 9 aylık falandı. Benim arkama 3-4 ay kadar düştü. Kızım evlatlık vermek istedi ya, bana. Ya. Amerikalı koca bulmak istedi. Ben biraz dişliyim diye 3 ay sonra... benden çok hızlı bir şekilde uzaklaştı.
Gerçekte çok yalancı bir kadındır. Bu işlere de aracılık ettiğini şahitlik de ederim mahkemelerde. Onun tek çıkarı Amerikalılardan para alıyordu. Ve Amerikalıların arabasını full doldurup alandan çıkış yaparak bütün dolduğu eşyaları satarak yolunu buluyordu. Çok yalancı bir kadındır. Şimdi ben 95 ve 96 yıllar arasında kızımı dünyaya getirdim. Evet, 95'te getirdim. Benim de arkama 3 ay kadar düştü. Peki babasız çocuk mu dünyaya getirmiştiniz? Efendim? Babasız çocuk mu dünyaya getirmiştiniz? Yok, hayır, babası vardı. Bizim durumumuz da kötüydü. Ben de o zaman İncirlik Hava Üssü'ne yeni girmiştim. Ne iş yapıyordunuz orada? Çocuk bakıcılığı yapıyordum. Ev temizliği, çocuk bakıcılığı. Peki sizi niye, yani evliyken sizi niye Amerikalı bir kişiyle evlendirmeye çalışsın? Eşimi tanıyordu. Sana yakışmıyor diyordu. Bu çocuğa evlatlık verelim. Senin bir tane Amerikalı ile evlendirelim. İkinizin hayatı kurtulsun diyordu. Bir de çok yüksek bir para alıyordu yani Amerikalılardan o zaman. Yani bu kadının her yeri yalan efsanım. Siz bu konuda her yerde şahitlik yaparım diyorsunuz. Kesinlikle yaparım. Allah razı olsun beraber sizden. Beraber yakın yerlerde mi çalıştınız? Yakın evlerde aynı mi? Aynı alan içinde çalıştık. Şahitlik yeri geldi yan yana evlerde çalıştık. Yeri geldi karşı karşıya evlerde çalıştık. Anladım. En son İncirlik'te kaç yılına kadar birlikte çalıştınız? Çünkü bu Nazmiye Hanım'ın çocuklarının verilmesi olayları 1990 yılında en son. Ama sizin iddianız 95 bakın 90'dan yılı. Da ben devam ediyor 95. Ben 97 yıllarında. 95 ve 97 yılları arasında. Evet. Peki. Ama ben duyuyordum yani çocuk satıyor, çocuk aracılığı yapıyor. Yüklü para alıyor. Bayağı bir yüklü para kaldırdı bu çocuklardan da Amerikalılardan da. Şahit oldunuz mu? Tabii ki şahit oluyorduk. Göz görüyor Esra Hanım. Mal varlığı konusunda bir bilginiz var mı? Hani mal size... varlığı... Sonra Anadolu Mahallesi'nde de almış bir daire. O alabilir. Mal varlığı... 3 daire var. Anadolu Mahallesi'nde de almış. Biz gittik kapıya dayandık. Kızımı soruyorum. Perdeyi çekiyor. Arkadan kaçıyor. Evleri de son kalan parasıyla aldı. Genelde bu kadın parayı buluyordu. Altını da dört. Ve bursuna... İlişkisi birlikte verilen kızı Zeynep'le ilgili ne biliyorsunuz? Mecburi Hanım'ın oğluyla arasındaki ilişki nedir? O kızı da zamanında oğluyla bir eve verdi. Kız dayanamadı artık kaçtı diye duydum yani. Yani kız 18 yaşındaymış bildiğimiz kadarıyla. Yok kız oğluyla evlendiğinde 18 yaşından ufaktı kız. 15 yaşındaydı hesabını yaptım ablam ben. Küçüktü. Ne kadar 18 yaşından oldular? Küçük diyebiliyorum. Tabii ya. Ne kadar birlikte 15 oldular? 15 yaşındaymış. Zannedersem 4 yıl falan birlikte oldular. Sonra kız dayanamadı kaçtı diye duyuldu. Hatta kızın kelimesine inanmayın. Ben gerekiyorsa her yerde şahitliğimi gene yaparım. Peki çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Dün yayına bağlanan Mecburi Aslan'la aynı evde çalışan, bahçıvanlık yapan Lütfü Eker vardı. Telefonda iletişimden ziyade yüz yüze görüşmeyi daha çok tercih ediyoruz. Lütfü Bey stüdyomuza geldi. Alkışlarla şimdi geliyor. Hoş geldin. Oo, sağ ol. Hoş geldin. Sağ ol. Allah razı olsun. Geç otur. Hanım mı gönderdi? Evet. Ne eşinizin ismi? Ümit. Ümit. Evet. Ümit ablaya da buradan sevgiler gönderiyorum. Ama takmanızı istedi. Takarım. Evet. Sen de anlatacaksın ama bugün. Bugün ne biliyorsam anlatacağım ya, abla. Değil mi? Ha? Ben bileti anlat, ben bileti. Ay çok güzelmiş tamam. Ay yakıştı. Ümit ablanın gönlü oldu herhalde. Öpüyorum ellerinize sağlık. İğne oyanız için. Lütfü abinin hatırlatması var mı? Niye? Canlı yayında anlatsın diye mi? Şöyle al yazmalım filan. Hiç konuyu dağıtmayın. Şimdi
sevgili seyirciler, Nazmiye ablanın 3 tane evladını arama, onlara ulaşma hikayesi bize şeyi de gösteriyor. Bu Mecburi Aslan'la Darlin arasında bir büyük bir dostluk ve arkadaşlık oldu ve ilişkilerin çok birbirine girdiğini de gösteriyor. Çünkü sosyal medya hesaplarında da alakasız isimler, teyzeler oluyor, kız kardeşler oluyor filan. Bunları çok da konuşacağız. Çok, evet. Önce kimin açıklaması? Lütfü abinin bir açıklaması. Bir VTR'si var, ardından buradayız. Ya incelikte çok şeyler gördüm. Bu çocuk alışverişleri, misyonlar. Ve gençleri 100 dolara toplantıya çağırırlar. Bakın Esma Hanım. Buyurun. Şimdi o zaman da köyde oturan bir yaşlı karı koca vardı. Bunlar Kendir'in, Hatay, Erzin, Dörtyol'da gezerlerdi, evlatlık çocuk bulurdu. Aracılar o yaşlı karı kocaydı. Bitti, doğru söylüyor. Evet. Bayanın adı Cindy'ydi. Evet. Adamın adını hatırlamıyorum, onu doğru söylüyor. İnsanları toplayıp bu ayin mayin yapıyorlardı ya. Yani misyonerlik faaliyetleri sürdürüyorlardı. Kendi içlerinde insan toparlıyorlardı. Evet, evet. Kilise adına büyük toplarlardı. Her ay iki tane, üç tane çocuk evlatlık geliyordu. Yani bunlar nereden geliyor dediğim zaman, ailelerin durumu yok. Biz onlara yardımcıyız, bunları da kurtarıyoruz diye alıyorlardı. Mecburi Hanım, doğru mu? Doğru. Tamam. O da bizim bahçıvanımızdı. O dışarıda çalışıyordu, ben içeride. Ben de o evde aylıkçı çalışıyordum. Bazen tercümanlığa gidiyordum. İlk Amerika'ya verdiğim çocuğum Zeynep Kara. İkinci Zübeyde Kara. Üçüncü Dilek. İddialara o iki çocukta evlatlık geldiğinde, evet doğru. Orada mıydı? Evet, oradaydı. Bir tanesi Zeynep geldiğinde, öbürü de bir yaklaşık 10-15 gün sonra geldi büyüğü. Ve geldiğinde de eli yüzü yara bere içindeydi. Almanya'ya götürüp getirdiklerinde biz gördüğümüzde inanamadık aynı çocuk olduğunu. Şimdi Lütfü abinin önemli iki cümlesi var. Bir, o dönemde İncirlik'te çalışan kimi getirsen bu olayların hepsini bilir. Evet abi. Hani siz bunları diye dinliyorsunuz ama o dönemlerde bizim için bu çocukların verilmesi, alınması çok normal bir şeydi dediniz, doğru mu? Ya onlar öyle diyordu, biz de inanıyorduk. Yani şaşıracağımız bir tablo değildi. Bir de o dönemde İncirlik'te pasaport kontrolü, yurt dışına çocuk götürme işleri, hani Amerikalıların elinde olduğu için hiçbir sıkıntı yoktu. Yoktu. Bunu nereden anlıyoruz? Nazmiye ablanın dünyaya gelen küçük kızı Dilek, nüfus kağıdı var mıydı? Kime verildi? Kadın adını da bilmiyorum. Necmi'ye götürdü. Aldı. Peki, götürdü o Amerikalı Necmi'ye. Aileye verildi. Bakın, nüfus kağıdı yok. Herhangi bir yasal işlem, bir prosedür var mı? Hiçbir şey yok. İşte şimdi sizi dinliyoruz. Ablam o tarihlerde ben askerden önce Darlin'in bahçıvanı bendim. Darlin, Richard, yani bütün o dönemde çalışan bütün, ben hizmetli diyorum. Hizmetçi demeye dilim varmıyor. Çünkü herkes ekmeği evet. için. Askerden geldikten sonra ben bahçıvanlarmışım gibi girip çıkardım. Yani ben tek benden. Herkese sorun. Çok iyi bir aileydi. Dışarı masa falan kurardı. Yağmurda giden işçileri çağırırlardı. İlla bir kahvemizi iç. Nereye gidiyorsun bu dönemde? Öyleydi. Necmi'yle de ilişkileri çok iyiydi. 5 sene önce Darlin'in en ufak oğlu burada askerdi. Benle görüştü. Yani ufak çocuk büyüdü 5 sene önce. 5 sene de olmayabilir. 4 sene önce buradaydı. O tarihte işte bir gün geldim. Zeynep burada. 5 tane oğlu var. Bu kim dedim. Dedi ki Darlin'e dedi evlatlık aldılar. Ama diyor ki ben diyor Elfe Kuman yanına gitmedim diyor. Ben, onu bak abla, ben onu bilmem. Çocukları bak, bir dakika. Var mıydı? 5 tane oğlu vardı abla. 5 oğlu vardı. Evet. Peki dedim, yani bunu aile kim verdi? Türk ailesinden. Nereden aldınız? Sessizlik. Osmaniye'den. Evet. Döndü. Dedi ki bir çocuk daha var alacak. Kimden? Bunun ablası. Nasıl bir ablası dedim.
ara zararla dedi, aileyi ikna edip alacaklar. Ve de 10 gün 15 gün sonra Zeynep'in geldiğinde, Zeynep'ten sonra 15 gün sonra Zübide geldi. Doğru mu ablam? Ha, bir hafta evet. Sonra. Bunu sen Ecmiye Hanım söylüyor. Hayır hayır, ben kendim gözümle gördüm. Anladım. Hani, ben Zübide'yi gördüm de el yüzü yara bere içindeydi. Bu çocuğa ne olmuş dedim yani. Siz mi yaptınız? Yok dedi, çocuk böyle. Peki niye konuşmuyor? Konuşmaz dedi. Dedi ki yarın Richard bunu alıp Almanya'ya götürüyor. Niye Almanya'ya götürüyor dedim. Hastaneye götürecek. Ve Zübide'yi götürdü, 15 gün sonra geldiğinde orada hiç kimse tanımadı onu. Yani yaraları, bereleri düzelmiş. Ya kulakları için götürdü diye duydum ben. Yani. Peki dedim, yok abla, onun için de götürdüler. Bunun aynı aileden nasıl ikisini bir alıyorsunuz dedim. Dedi ki, aile bir odada yaşıyor, baba çalışmıyor. Vermişler. Bana söyledikleri buydu. Daha sonra ben bir dışarıda bir bahçeye bakıyordum. Yaşlı karı koca. Bunlar ikide bir gün İskenderun, Hatay'ı gezerlerdi. Bir gün dedim ki ya siz ne iş yapıyorsunuz böyle geziyorsunuz? Rıhtı biz dedi misyoner arıyoruz. Neye dedim ya, neye dayanır? Kilise adına biz burada çalışıyoruz. Hatta dedi köyde dedi iki tane ev aldık. Yani kiraladık. Bunları dedi kilise yapacak. Peki dedim yani. Sen nasıl kilise yapıyorsunuz? Hayır dedi. Peki nasıl oraya adam getiriyorsun? Lütfi dedi gençleri topluyoruz. Arabaya koyuyoruz. Her gelen toplantıya gelen gençleri tek tek evine dağıtırken $100 para veriyoruz. Peki sebep ne? Ya bunları yavaş yavaş alıştırıp şimdi bunlara diyoruz ki sizi Amerikan vatandaşı yapıp misyoner yapıp sizi evlendirip Amerika'ya götüreceğiz. Bunlar her gittiğinde ayda bir iki çocuk getirirlerdi. İçerideki Amerikalılar gelirdi, o bebekleri alıp giderdi. Ya bunu nereden aldınız? Hatay'dan bir yerden aldık. Ne aldınız? Evlatlık. Ya evlatlık bu kadar kolay mı size diyor. Lütfi diyordu, burada uçağa bindiğimiz gittiğimiz zaman kimse görmüyor diyordu. O zaman İncil'e girmek çıkmak çok serbestti. Yani Amerikalı istediği şey bagajdan adam çıkarıyorlardı. Nasıl bagajdan adam? Bak şimdi. Nezmiye doğum evinden çocuk bile hayır, çalıp incirliğe koyuyordu, sokuyordu. Onu abla onu ben o şeyleri girdim. Çantasına koyar gene. Götürmüş o. Duydum ben. Sabah 7, akşam 6 pes dedikleri olay saatleri vardı. Mesela Amerikalı'da geç kaldığı zaman Amerikalı atıyordu bagaja bir şey olmaz diyordu. Çıkarıyordu dışarıdan adam çıkıp gidiyordu. Hizmetçisi de çıkıp gidiyordu. Amerikalılar ben diyordum ki bu anne baba ne Lütfi diyordu. Görürsün yakında. İçeride Diyarmor dedikleri yerden buzdolabı, çamaşır makineleri alırdı. O yaşlılar alırdı. Darlin Richard'den bahsetmiyorum ben. Alırlardı. Lütfi yarın geleceksin bunu yükleyeceksin. Neye diyordu? Yanına bir kişi de getir. Onu götürürdük. Buzdolabını falan nereye götürüyorsunuz bunu? Evlatlık aldığımız ailelere biz yardım olarak götürüyoruz. Bunu söyleyen bir o evet, misyoner olan koca, evet, kocadan misyonlar bahsediyorsun. Peki dedim yani siz bu çocukları onların alırken... Onların fotoğrafını görsen tanırsın. Evet. Bu aileler nasıl size bu çocukları veriyor? Neye dayanarak veriyor? Lütfi biz buluyoruz diyordu. Maddi durum olmayan ailelerden alıyoruz. O zaman siz maddi yardım ediyorsunuz diyordum. Evet diyordu. Yalan, Necmiye'ye kaybediyor izini. Maddi durumu olmayan bazılar alır. Ben siz almadım. Şimdi abla bak sen, ben senden bahsetmiyorum. Sen iki tane vermişsin. Ayda hasta. Üç tane, dört tane çocuk alırlardı ya. Ben hastalığın nedeniyle Necmiye de biliyor. Ama Necmiye inkar ediyor. Diyor ki ben diyor avukatı bilmiyorum. Darlin'i ben tanımışım, Necmiye tanımamış. Öyle diyor. Darlin'i Necmiye getirdi yanıma. Ben Darlin'i incirliğe girip de tanıyabilme imkanım var mı? Yok. Danışıyorum. İmkan var mı? Darlin her gün Necmiye ne bildiydi zaten? Tamam. İnkar ediyor. Darlin'e ben gitmişim, hayır, çocuğu hayır, almışım hayır da. Böyle bir şey var mı? Bakın abla, Necmiye Darlin'e girdiğinde eşinden darp gördüğü için Darlin'de kalıyordu. O zaman Amerikalı'nın evinde hizmetçisi kalabiliyordu. Ve de hamile idi. Evet. Necmiye Meleği Amerikalı'nın evinde doğurdu. Eşinden bunu... ayrılmış mıydı o dönemde? Hayır hayır, hayır abla. Bak, yani bu ismi hala... O zaman Kaya'ydı. Kaya'ydı. Şimdi İncil'le kimse mecbure bilmez. Şunu soracağım.
mecbure kaya aslında eşiyle evli. Evet ilk koca. Ama şiddet gördüğü için. Eşinden ayrılmıştı, bize dedikleri buydu. Evet. Darlin'de kalıp yatıp kalkıyordu. Darlin'de evet. De meleği orada doğurdu. Yani sen bunu doğurdun, niçin eve götürmüyorsun? Mesela annesi mannesi vardı mecburenin. Doğurdu derken şöyle bir olay. Ha bir saniye. Abla bak, meleği Necmi çok eminim. Hastanede bile der. Darlin'in evinde doğurdu diyorum ya. Telefon geldi bayağı. O çocuk incirlikte çalışan bir adamdan diye. Yani şimdi abla o... Şimdi gördükler mi diyorum. Ve de bakın şunu da diyeyim. Necmiye'den de bu çocuğu çok istediler. Bu Darligül. 5-6 yaşına kadar Darlin büyüttü bu çocuğu. Kendi çocuğunu büyüttü. Necmiye'nin çocuğunu. Ve de Melek'in İngilizcesi Türkçesinden daha iyiydi. Daha iyi. Peki bir şey soracağım. Şimdi Melek ya kızının adı. Evet. Necmiye'nin. Evet. Eşiyle evliyse soyadı Kaya. Mecbure Kaya. Evet. Ama kız Melek Aslan. Abla şimdi ben işte artık o dönem boşandıysa. Anladım. Yani şimdi biz o zaman da zaten 19-20 yaşındayız. Bir bayanla bunu konuşalım. Bize söyledikleri buydu. Kendi üzerine almış. Bence boşanma gerçekleşmiş. Sonra kız dünyaya evet. Gelince de kendi üzerine almış. Yani böyle oldu. 5-6 yaşına kadar Darlin büyüttü. Darlin büyüttü. Daha sonra Darlin gibi zaten 8-9 sene kaldı ve çekip gittiler. Gittikten sonra bu işte kız büyüdü. Bir gün bir arkadaş dedi ki şu telefonu arayacak mısın? Necmiye Hanım seni istiyor. Ben de aradım. Dedi ki ya cumartesi günü benim kızımın kınası var. Buyurun gelin. Biz de hep gittik. Baktık damat Amerikalı. Amerikalı'ya verdiler. Zeynep'im de orada mıydı benim? Benim kız da orada mıydı yok Zeynep? Yok abla, yok yok. Kaç yıl önce oluyor bu? Abla işte yaklaşık... 3 yıl oldu. Yok. 2005-2004 o tarihlerdeydi. Yani hatta da hiç ben şu anda... Hiç olmuyor mu ya o zaman? Hayır hayır. Abi bayağı oldu yani çünkü. 2005, bir de şunu da duydum. Geçen de o çocukla görüştüm de... Şu anda Melek evlendi, kocasından ayrı, üniversite okudu, hastanede hemşirelik yapıyor diye duydum. Nerede görüşüyorsunuz Melek'le? Sosyal medyada hayır, mı? Hayır, ben değil. Darlin'in ufak oğlu burada askerdi. İncirlik'te mi görüyor? İncirlik'te. Şimdi buradaki bu sağlam ilişkiyi sağlayan sanırım Darlin'le... Necmen'in dostlukları çok iyiydi. Çok iyiydi. Yani Darlin'de diyorsun ki çok iyi bir aileydi. Çok iyi bak. Yani yoldan geçen mesela o bölüne okuduğu evet, yerde İncirlik, herkesi eve çağırırdı. İncirlik'te çalışan onun suyunu kahvesini içmeyen insan yoktur. Necmen'in de Darlin'den bahsediyorum. Necmiye'den mi Darlin'den? Darlin'den bahsediyorum. Darlin'den bahsediyorum. Evet. Çok hatta iyi bir insan. Hatta son çocuğu verdiğinde evet, Darlin Gül'ün evet. Arkadaşıydı. Efendim? Darlin beni bile götürmek istedi. Senin son bir çocuk vermişlerdi ya. He. Duydum. Gözüm Richard'ın arkadaşı da almış bir evlatlık peki, diye. Peki nasıl buldular? Nazmiye diyor ki ben Osmaniye'ye taşındım Necmiye diyor. Necmiye geldi Osmaniye'ye. Nereden buldular beni diyor. Ya abla demek ki kendilerini bir görüşüyorlardı ki bulmuşlar yani. Osmaniye'deydim. Gerçekten evimi de bilmiyordu ama nasıl geldi yani biri söylemiştir. Ya aradın mı acaba Nazmiye abla? Efendim? Ben bir çocuk dünyaya getirdim bakamayacağım diye aradın mı? Hayır. Kesinlikle. Allah Allah. Peki abla sana şunu söyleyeyim. Osmaniye bize 100 kilometre. Seni ben bulmak istersen ben senin hiçbir yerini tanımıyorum. Ben seni Osmaniye'de nasıl bulayım? Ya telefon bakın açmadım abi, burada ben. Başka bir şey var. Ya sen söylemiyorsun ya da seni tanıyanın biri. O zaman Necmiye söylemiyor. Hayır hayır senin tanıdığın biri söylemiştir onlara. Ya şimdi Amerikalı kalkıp 100 kilometre gelir mi? Senin yerini bilmiyorsa. Amerikalı Necmiye'yle beraber. Necmiye geldi. Mustafa Adana'ya gidiyordu. Ama şu da Dileğin çok ilginç. Babası. Bakın hanımefendi dün telefona bağlandığında belirtti. Zaten Darlin'in arkadaşına dilek veriliyor evlatlık evet. Olarak. Evet, yani bakın. Komplike iç içe geçmiş bir ilişki var. Sizin anlattığınıza göre de Darlin zaten incirlik üstünde çok fazla işte samimiyeti olan, insan ilişkileri iyi olan birisi. Bakın şemayı çizdiğiniz zaman, büyük resme baktığınız zaman aslında olayların nasıl geliştiğini tek tek özete değil... Büyük resme baktığınız zaman görebiliyorsunuz. Alacak belli, verecek olan potansiyelde bulduğun zaman meç ediyorsun. Evet, içerideki ilişkiyi organize eden, Amerikalıların tanıdıklarını organize eden, Türklerle de arası iyi olan birinin olması lazım. Şimdi bir ihbarımız var. Alo.
Alo. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. Alo. İncirlik'te 50 yıl çalıştım. Çocukların hepsini tanırım demişsiniz. Evet Esra Hanım. Hoş geldiniz, canlı yayındasınız. Hoş bulduk canım benim. Merhaba. Merhabalar. Esra Hanım şimdi şöyle, o Lütfü denen bey beni çok iyi tanıyor. Ben de onu çok iyi tanıyorum. Ben aldım ve sesini abla. Ve Necmiye ile biz, ben 50 yıl çalıştım İncirlik'te. Yani şöyle, o kendisi beni çok iyi tanır. Biraz önce de bana arkadaşlık yolladı Lütfü. Ondan önce de tanırım ve devamlı konuşkunluğumuz var. Haberim bir arkadaştır. Ha, yalnız şöyle diyeyim size, o bir yerlerde yanlış konuştu. Bu İncirlik'te iki tane yaşlı Amerikalı var dedi. Evet. Bunlar dedi, kilisede ayin yapıyorlardı. İşte gençleri topluyorlardı. Hayır, kilise demedim. Ben bu kadarını görmedim. Ev fakat Necmiye her hafta kiliseye gidiyordu. Onlarla beraber ayinlere katılıyordu. Kim? Evet, buna Necmiye katılıyormuş. Evet, evet, bunu biliyorum. Ve Necmiye kız Amerika'dan geldiğinde Necmiye kız, o hanımın kızı Amerika'dan geldi. O kız 16 yaşında veya 15 yaşındaydı. Evet. Necmiye onu aldı, benim evime getirdi. Ve dedi ki bana, bak dedi, Rabia abla dedi, benim ismim Rabia. Evet. Ha. Bana dedi, Rabia abla dedi, bu kız dedi Amerika'dan geldi dedi, ailesini, annesini arıyor dedi. Evet. Ha. Arıyor dedi. Ben de dedim ki, peki Necmiye biliyor, dedim. Biliyor. Sen dedim bunun ailesini biliyorsun dedim. Hı. Bunları dedim, yani sen dedim buldun, sen aracı oldun dedim. Hı hı. Ben dedi bulamadım annesini. Annesi dedi adresinde değil dedi. Evet. Annem benim annemin evini biliyor. Annemin evi mülktü. Osmaniye'deki evi biliyor. O da orası da mülktü. Yalan söylüyor. O başka bir şey peşindeymiş. Bilmiyorum hayatım. O başka bir şey peşindeymiş. Nazmiye'yi, annesini, biyolojik annesini bulamıyorum dedi size. Bana öyle söyledi. Evet. Ve kıza dedi ki, ben İngilizcem çok çok güzel. Necmiye'ye de İngilizceyi öğreten benim. Sizsiniz. Evet. Necmiye doğru söylüyor. Dahi İngilizce bilmiyordu İncirlik'e girdiğinde. Evet. Zeynep geldiğinde Türkçe biliyor muydu yanınıza? Zeynep yok, bilmiyordu. Yok. Dediniz ki Zeynep'e İngilizce bir cümle kurdu dediniz. Neydi o cümle? İşte annemi arıyorum dedi. Annemi arıyorum dedi. I wanna see my mommy dedi ki yani. Ben Necmiye'nin kapısına çok gittim. Dedi. Evet. Ama ondan siz... sonra ben dedim ki, ben dedim senin anneni tanımıyorum dedim. Evet. Kıza İngilizce. Ben evet. Tanımıyorum dedim. Çok üzgünüm dedim, keşke bilseydim dedim anneni, ben dedim yani sana bir yardımcı olurdum dedim. Bu kadar oldu, Necmiye aldı, tekrar kızı gitti. Peki oğluyla birlik evleniyorlar, bundan haberiniz var mı? Var canım, var var. 15 yaşında resmi aldı. Resmi bir evlilik mi? Ha, zannetmiyorum çünkü düğün falan olsa Necmiye muhakkak beni davet ederdi. Sonra anladım. Kızı kendi evine mi götürdü Zeynep'i Rabia Hanım? Evet tabii ki kendi kızımı evine götürdü. Kızımı 15 yaşında avukat hanım, ben şikayetçiyim bundan. Zeynep bir dakika lütfen dinleyelim Rabia Hanım'ı. Zeynep evet. Amerika'ya gitti mi? Döndü mü? Onu hiç bilmiyorum. Yalnız evlendi, oğlunla evlendi. Hamile kaldı kız. Ondan sonra onun oğlu vefat etti. O arada kız Amerika'ya ne zaman gitti ben onu bilmiyorum. Yani aslında çok konuşmayın. Uzun da bir ilişki olmamış. Böyle bir yıl değil mi? Belki de Amerika'da da değil. Benim kızım başına bir şey getirmiş de olabilir. Hayır 15-16 yaşında. Amerika'da değil o. Peki kızım. Kız Amerika'ya gitti ama kız yani 15-16 yaşındaydı. Yani büyük değildi kız. Aa, geri dönmedi değil mi? Kaldı burada oğluyla.
herhalde kaldı. Tabii çünkü duyuyorduk biz. İncirlik'te Necmi'ye anlatıyordu. Burada diye kız. Hamile kaldı, evlendi diye. Duyuyorduk yani, konuşuyorduk. Ama çocuk Amerika'da dünyaya geldi. Evet, sonradan gitmiş de oğlu ölmüş Necmiye'nin. Anladım. Kız gitmiş Amerika'ya. Peki, orada başka Amerika'da. Size Rabia Hanım şunu sormak istiyorum. Efendim? Bu hani çocukların evlatlık edinilme konularını bilir miydiniz? Vallahi Esra Hanım, ben orada o kadar yıl çalıştım. Evet. Bir tek ben Necmiye'nin bu çocuklarını gördüm. Yani verilen çocukları gördüm. Annesini hiç görmedim. Şu anda televizyonda gördüm. Hı hı. Ama önceleri çok veriliyormuş. Benim bunlardan yemin ediyorum. Hiç ben duymadım, görmedim yani. Anladım. Ama çocukları gördüm. Bu hanımın çocuklarını Darlin'in evinde gördüm. Söylemişler miydi? Biz aldık çocukları evlatlık olarak. Evet evet, tabii tabii. Darlin Amerikalı kadın sokağın şeyine levha yazdırmıştı. Burada özürlü çocuk var, kulağı duymuyor diye arabalar giderken yavaş dikkat etsinler diye. Evet. Peki. Ben o levhayı gördüm. Darlin'e dedim ki bu niye yazdı, bunu niye yazdınız? Dedi şey dedi, kız dedi duymuyor dedi bana. Sokağa bir anda fırlamasın ya da araçlar oradan geçerken dikkatli zaten. Levhayı yani ben gördüm. Belki Lütfi de biliyordur, bilmiyorum. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi şimdilik uğurluyorum çünkü Reşit'i çağırmam lazım. Süreden dolayı buyurun. Nazmi abla. Buradan mı? Gel buradan. Pardon. Reşit, gel Reşit'cim. Konuk duyamıyorum ben senin konuşmalarından orayı. Fatma Büyükkurt, Reşit benim oğlum olabilir iddiasıyla geldi. DNA testi yapıldı. DNA testinin sonucunu şimdi canlı yayında açıklayacağız. Biliyorsunuz ki Fatma Büyükkurt'un eşiyle senin aranda büyük bir benzerlik var. Aynen abla. Önce bir hatırlatma, ardından buradayız. Türkiye bu benzerliği konuşuyor. Babası olabilir miyim, annesi olabilir miyim iddiasıyla geldiler. Bu kadar benzerlik olur mu ya? Göz rengine varana kadar aynı. Evet. Çocuğu Kahramanmaraş'ta dünyaya getiriyorsun. Evet, evet. Bir sağlık problemi ortaya çıkıyor. Evet. Adana'ya gidiyorsun. Adana'ya sevk ettiler, evet. Neyi vardı çocuğun? Göbende tatonuz var dediler bize. Hayır. Çocuğu küveze koydular. Akşamdan gittik kayınbağımına. Evet. Sabahleyin doğruşun bize söylediler ki siz gidin. Çocuğu bıraktın Maraş'a tekrar, evet, geri mi döndün? Maraş'a gittik. Kayınbabam dedi ki ne? O zaman dedi bir geleyim yoklayayım. Bir haber alayım geleyim. Demişler ki ne, çocuk öldü. Ölüm kağıdı yok. Ne cenazesi, ne ölüsü, ne dirisi, bir şey yok. Hiç vermediler bize. 10 sene önce gittim ben. Eşim vefat etmeden gittim. Hastane dolandı. Bir kağıt bulamaz mıyım diye, o da yok. Her şey defterler 10 sene bekleyeni yani dediler. Biz geri umudu kestik, geri geldik. Ya ben de benzettim. Böyle boynunu duruşu, şöyle değen işi, aynı eşimi şey diye andırıyor. Orada bahim evde. Bir de test yaptırak. Ne bileyim, inşallah. İnşallah Allah'ım. Kendi de soğusun, ben de soğuyayım. Ne var yani? İnşallah. Nur içinde yatsın, mekanı cennet aynen olsun eşin. Acayip heyecanlıyım. DNA testi de yapılacak. Fatma abla DNA testinin sonucunda heyecanla bekleyecek. Sevgili seyirciler, Reşit Ongun stüdyomuza geldiğinde biyolojik ailemi arıyorum dedi. Biz aylardır, yani demez olaydı. Günlerdir, haftalardır, saatlerdir aynı sorunun cevabını arıyoruz. Demez olaydın mı? Yani abla durum o duruma geldi. İnşallah ama son dakika golüyle çıkacak gibi öyle bir his var. Hala bir gol bekliyorsun yani. Yani. Bazen benim enerjim çok yüksek oluyor. Reşit böyle düşmüş ve pes etmiş oluyor. Mesela bu hafta benim enerjim düşük. Senin... Özellikle Cüneyt abiye çok şey yapıyorum. Abi durmak yok, yola devam diye. Ha? Şimdi belki de duracağımız günlerden biri. Çünkü bir DNA testi var. İnşallah.
İnşallah. Duran amcaydı değil mi adı? Nur içinde yazsın, mekanı cennet olsun. Bu kadar mı benzerler ya? Yani insanlar çift yaratılmış, belki de Duran amcanın oğlu burada. Ya. Biraz sonra o testin sonucunda ortaya çıkacak. İnşallah. Ha? İnşallah abla, İnşallah. Çıksın artık yani. Fatma teyze de şu anda ekran başında heyecanla izliyor. Ve sonucu bekliyor. Ha? Reşit'in robot resmi gibi değil mi? Hani tarif etsek böyle çizdiririz. Ay inşallah çıkar da. Sen de kurtulursun, ben de kurtulurum. Yani abla, aynen. Kutlarız. Hep beraber. Yani aslında kurtuluruz dedi. Burada havai fişekler patlatacağım biliyorsunuz. Biyolojik İnşallah. Aile ortaya çıktığı zaman. Leyla Hanım da koyun kesecekmiş abla. Gelsin burada kessin. Ne koyunu? Kurban. Kurban keseceğim dedi. Ne konuda? Biyolojik ailem çıktığında. Aslında dalga geçiyor da. İşte dalga geçiyor. Yani. Sanki ekran başında hiç konudan bağımsız seyirci. Aynen. Ay çocuğun çıksa da biyolojik ailesi bir kurban kesecek. Yazık ya. Soy bağını değiştiriyorsunuz, bir de arkasında durmuyorsunuz. Aynen. Bir de bununla dalga geçiyorsunuz. Bak. Hayatta tahammül edemediğim şeylerden bir tanesi de bu durum. İnsan hata yapar. Samimiyetle o hatasının ne olduğunu karşı tarafa anlatır ve ikna eder ve o süreçte yanında olur. Hem her şeyi yapacaksın hem de hiçbir şey yapmamış gibi kenarda duracaksın. Bir de karşıdan dalga geçeceksin. Aynen. Çok yazık, vicdansızlık. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Bildiğiniz bir şey var ve hala asıyorsanız yemin ederim sizin dininiz, imanınız, hiç inancınız yok. İnsan bu dünyada bir varlıktan, kimseden korkmazsın. Neden korkarsın? Allah'tan. Bir Allah'tan korkarsın. Ya Allah korusun, aynen, bunun işin ya öbür tarafı da var diye. Aynen. Neyse, umudunu yitirme Esra. Vallahi şimdi bir çok yükseldim, sinirlerim bozuldu da. Reşit Ongun'a ait anne olduğu iddia edilen Fatma Büyükkurt'a ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlarla anne olduğu iddia edilen Fatma Büyükkurt'un Reşit Ongun'un biyolojik annesi olmadığı tespit edildi. Herkesin sinirleri bozuldu değil mi? Söyle. Esra Hanım, ben gerçekten çıkmayacağını zaten biliyordum. Bunu ben şöyle de bir espriyle bir şey katayım. Beşiktaş Bayern Münih'i eler, Kerime Hanım'la Leyla Hanım konuşmadığı sürece Reşit'in annesi ortaya çıkmaz. Bu değişmeyecek yani. Şimdi birçok iddia atıldı. İşte gayrimeşru çocuk, annenin doğru bir hayatı, tasvip edilen bir hayatı yoktu. Olumsuz bir hayatı vardı diye. Olabilir. Fakat şunu söyleyeyim, gerçekten şartlar ve imkansızlık sebebiyle onu vermek zorunda olan bir anne olsaydı, ne şekilde dünyaya getirmişse getirsin, hangi şekilde hamile kalmışsa kalsın, eninde sonunda derdi ki ben bir hata yaptım. Aynen. Tüm bu yaşananlar ve bu bekleyişin sonucunda hep bir hayal kırıklığı yaşıyor olmamız, bunun bu çocuğun özellikle Kerime Ongun'a verildiği, gözetilmesi, saklanması gerektiği, aynen, ve bu gerçeği de öğrenmemesi üzerine kurulu. Bu da kesinlikle şu iddiayı güçlendiriyor. Gariban bir ailenin çocuğu olsaydı çıkarlardı ortaya. Kesinlikle. Babadan da bir şey alabilir. Kesinlikle. Yani bir çocuğun anne ve babasını bilme hakkını almak için hiçbir gerekçeniz olamaz. Ne onurunuz, ne şerefiniz, bunlar o çocuğun anne ve babasını bilme hakkının üstünde olamaz.
Bir Reşit'in bakın bulunduğu pozisyonda Kerime Hanım hep yanındaydı ve ben şuna bakıyorum. Yani Reşit evet tek başına da arayabilir köklerini. Ama birlikte bir yola çıkılmışlık vardı. İlk yarı yolda bırakan Kerime Hanım oldu. Kamran Hanım'la anlaşamıyordu Kerime Hanım ama senin hayatında Kamran Hanım'ın önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Aslında ben şimdi ona görev düştüğünü kendimce beyan etmek istiyorum. Aslında senin yanında motivasyonunu kuvvetlendirecek ve asla da pes etmeyecek ailenin aynen desteğine ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Aynen, kesinlikle. Yani teyzeme buradan da Allah bin kere razı olsun. Bu yola beni ilk iten de odur. Ama nerede? İnanıyorum ki. Yanınızda niye değil? Çok rahatsız. Gerçekten çok rahatsız. Daha hastası varmış. Evet. Şu anda kortizon tedavisi falan şimdi görüyor. Şimdi sen haklısın, Adana'ya yani gittin. Evet abla. Reşit'le yarın konuşacağız. Hani bombalar, iddialar vardı ya. Yarın, yarın inşallah abla konuşacağım. Peki. Konuşacaklarım var. Bravo. Neye bravo? Sonuç yok yine ortada. Yarın tekrar görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun.